Evet arkadaşlar, diziyle devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir dizinin genel terimi olabilir? Dizilerin genel terimi olabilmesi için yaptığımız şey şu. Sanım kümesinin sayma sayıları olduğunu biliyorum. Yani bu kurallardan herhangi birini tanımsız yapan değer eğer sayma sayısıysa dizi kuralı olamayacak. Yani biz o sayma sayısı sallıyorum 3 yazdık ve kural eğer tanımsız oluyorsa A3'ü elde edemeyeceksiniz. Tüm elemanları elde etmeniz gerekecek. Bakın burada n ne olamaz? 3 olamaz. Payda 0 oluyor. Demek ki bunu dizi olarak kabul etseydim A3 olmayacaktı. A3 elde edilemeyecek. A3 elde edilemeyeceği için ne olamayacak? Dizi olamayacak. Tüm terimleri elde edebiliyor olmanız lazım. Diyor ki An eksi 2 bölü n asal ise 2 n asal değilse 4 asal mıdır? Hayır. Asal değilse sonucu 2 olarak kalıyor. 2. 5 asal. Asal ise 5 yerine yazın. 5 eksi 2 bölü 5. Ne yaptı? 3 bölü 5 topla diyor. Bu da 3 bölü 5. Toplarsanız ne yapar? 13 bölü 5 yapar. An kuralı verilmiş. Değerlerini toplamını istiyor. A1 elde ediyoruz. Kuralları yerine yazacağız. Aslında biraz düzenleyip böyle yazabiliriz. An kuralı eşittir 3n eksi 1 artı 8 bölü 2 olur. O da 3n artı 7 bölü 2. Bu ne? An işte. A1 1 yazın. 3 artı 10 5 çıkar. A2 2 yazın. 6 13 bölü 2 çıkar. 3 yazın. 3 kere 3 9. 7 daha 16 2 bölü 8. A3 de neymiş? 8'miş. Sonuç. A1 artı A2 yani 13 bölü 2 artı 5 bölü 8. O da ne yapar? 10. 23 bölü 2 bölü 8. O da nedir? 23 bölü 16'dır. An 2 üzeri n bölü n faktöriyel olarak verilmiş. An artı 1 ile an'in kaç katı olduğunu soruyor. An artı 1'i elde etmek için fonksiyon mantığını kullanıyorsunuz. N yerine n artı 1 yazıyorsunuz. Böyle n artı 1 faktöriyel. An'i zaten biliyorum. Bunları birbirine bölmemi istiyor. An artı 1 bölü an eşittir 2 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel bölü 2 üzeri n bölü n faktöriyel. Düzenliyorum. 2 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel çarpı n faktöriyel bölü 2 üzeri n. Şimdi burada düzenlenirse 2 üzeri n çarpı 2 bölü n artı 1 çarpı n faktöriyel çarpı n faktöriyel bölü 2 üzeri n olarak düzenlenebilir. Şunlar gider, şunlar gider. Ne çıkar? 2 bölü n artı 1 çıkar. Yani cevabınız denizli. Dizi önemli bir konu. Genel terimi an 3n kare eksi 5 olarak verilen dizinin ilk 4 terimi toplamı kaçtır? Yani sorulan a1 artı a2 artı a3 artı a4. A1. Şimdi 1 yazarsam 3 eksi 5. A1 artı 2 yazarsam 3'ün karesi, 2'nin karesi 4. 3 ile çarp 12 eksi 5. Artı 3 yazarsam 9, 27 eksi 5. 4 yazarsam da ne çıkıyor? 16, 48 eksi 5. Şura eksi 2, bura 7, bura 22, burada 43. Şurası 5, şurası 48 artı 22 ne yaptı? 60, 70 yaptı. 6. Genel terimi logaritma n artı 2 tabanında n artı 3 olan dizinin ilk 6 teriminin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Bir yazarsanız logaritma 3 tabanında 4 elde edersiniz. 2 yazarsanız 4 tabanında 5. Sonra logaritma 5 tabanında 6. Sonra logaritma 6 tabanında 7. En son ne yazacağız? 6 yazacağız. 6 yazarsanız 8 tabanında 9 elde edersiniz. Logaritma 8 tabanında 9. Şöyle sadeleştikleri kesin. Ne kalıyor? Tabanda 3, tepede 9. Yani logaritma 3 tabanda 9. Bunda ne olduğunu biliyoruz. 2 olduğunu biliyoruz. An 1 artı 2 bölü 3n üzeri n'miş. Buna göre A1 artı A2 kaçtır diye sorulmuş. A1. Kural nedir aslında? Kural 3n artı 2 bölü 3n üzeri n'dir. 1 yazarsanız A1 elde edelim şuraya. A1 1 yazın 5 bölü 3 üzeri 1. 2 yazın A2. 2 yaz 6. 2 ekle 8. 8 bölü 6 üzeri 2. Yani 4 bölü 3'ün karesi yani 16 bölü 9. 5 bölü 3 artı 16 bölü 9. 3 ile çarpın. 15 artı 16 bölü 9. Bu da ne yapar? 31 bölü 9 yapar. Cevabınız Edirne.
Altta soru yok. Devam ediyorum. 8. AN ile BN birbirine eşitse diyor. K kaçtır? Dikkat edin. N'in katsayıları 3'e 1, N'in katsayıları 6'ya 2. Arada oran 6 bölü 2, 3, 3 bölü 1, 3 doğru. Biz ne yapalım? Şöyle yapalım eşit olması için. 2 ile genişletelim, 2 ile genişletelim. Yani burayı 6N artı 2K, burada 2N artı 8 yapalım. Zaten tabanlar aynı oldu. O zaman 2K'nın olması lazım? Eksi 9 olması lazım. 2K eksi 9 ise K'da ne bulursunuz? Eksi 9 bölü 2 bulursunuz. Dizisinin kaçıncı terimi eksi 20 bölü 4 bölü 9, 19'dur diyor. Yani bunu eksi 24 bölü 19'a eşitleyeceğim. Yani kaç çıkarsa o terim eksi 24 bölü 19 olacak. Yazıyorum. 2n artı 4 çarpı eksi 1 üzeri n artı 3 bölü 2n eksi 1 eşittir. Eksi 24 bölü 19. Şimdi işler dışlar çarpımı yapılabilir. Aslında şöyle yapalım. Yani 24 ile 19 aralarında asal olduğu için direkt 2n artı 4'e 24, 2n eksi 1'e 19 diyelim. Buradan eksi 1 üzeri n artı 3 eksi artı, eğer n'i siz tek alırsanız eksi 1'in kuvveti tek olacağı için eksi oradan gelecek. Çift alırsanız eksi 1'in kuvveti çift olacağı için pozitiflik olacak. Biz n'in tek olduğunu düşünüyoruz. Yani şu eksi, bunun eksiği şunun götürdüğünü düşünüyoruz. N'in 5 olduğunu, 6 olduğunu düşünün örneğin. Eksi 1 üzeri 9, eksi 1 üzeri 9, eksi 1 olacağı için eksiler gider. Sonra 2n artı 4, eksi 24'e, 2n eksi 1'de 19'a eşitliyoruz. Bakın buradan 2n kaç çıkar? 20. N'e 10 bulursunuz. Buradan da n'e 10 bulursunuz. N 10 olunca burası eksi olacağı için eksi 1 üzeri 13 olur. Eksi 1 üzeri n artı 3, n'e 10 yazın. Eksi 1 üzeri 13 olacağı için negatif eksi 1 olur. Eksi 1 ile eksi sadeleşir. O zaman eşitlik sağlananı sağlanır. O zaman n'e 10 diyebiliriz. AN k üzeri eksen dizisi veriliyor. Buna göre A5 eğer 1 bölü 32 ise k kaçtır? 5 yazın arkadaşlar. N'ye. K üzeri eksi 5 eşittir. 1 bölü 32. 32 nedir? 2 üzeri 5. K üzeri eksi 5 eşittir. 1 bölü 2 üzeri 5. O da aslında 2 üzeri eksi 5. Eksi 5, eksi 5. K ne o zaman? K2. 15. AN, n üzeri n bölü n faktöriyel çarpı 3 üzeri n. AN artı 1 bölü AN 2 bölü 3 olduğuna göre n kaçtır? Ne yapacağız? Yazacağız. N yerine bir n artı 1 yazacağım. AN artı 1 eşittir. N artı 1 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel çarpı 3 üzeri n artı 1. Tüm n'lerin yanına n artı 1 yazıp an artı 1'i elde ettim. Şimdi an artı 1 bölü an, n artı 1 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel çarpı 3 üzeri n artı 1 bölü an. Yani n üzeri n, n üzeri n bölü n faktöriyel çarpı 3 üzeri n eşitmiş 2 bölü 3'e. Tamam. Bir ters çarpma işlemini yapıyorum. Biraz uzunca bir işlemi var. Şöyledir. N artı 1 üzeri N artı 1 bölü N artı 1 faktöriyeli ben N artı 1 çarpı N faktöriyel çarpı 3 üzeri N artı 1'i de 3 üzeri N çarpı 3 üzeri yazıyorum. İkincisini ters çevir çarpacağım. Yani N üzeri N bölü N faktöriyel çarpı 3 üzeri N'i. O da N faktöriyel çarpı 3 üzeri N bölü N üzeri N olur. Ki bu da neye eşitmiş? 2 bölü 3'e. Sadeleşen ne var? Şunu götürecek. N faktöriyel N faktöriyeli götürecek. N artı 1 üzeri N artı 1'de götüren bir şey yokmuş gibi. Yerine kalanları yazayım. N artı 1 bölü ne var? Şurada bir N artı 1 var. Çarpı. Şurada da bir n üzeri n var. Bir de 3 var. Eşittir 2 bölü 3. Şu üçler sadeleşir. N artı 1'lerin kuvvetleri arasında bölme işlemi, üslü sayılarda bölme işlemi yapılırsa n artı 1 üzeri n olur. Bölü n üzeri n olur. O da 2 olur. Bakın. Buradan ne yazabilirim? Kuvvetler aynı olduğu için n artı 1 bölü n üzeri n eşittir 2 diye yazabiliriz. Buradan n'i 1 seçerseniz değerin sağlandığını görürsünüz. 1 artı 1 bölü 1 üzeri 1 eşittir 2 midir? Evet. O zaman n'iniz kaç? 1.
12. soru. N artı 2 çarpı 5 üzeri n eksi 2 n kare eşitmiş a üzeri n eksi 1 eşittir 2. A n dizisinin 8. terimi kaçtır? A 8 aranıyor. N yerine 8 yazacaksınız. N yerine 8 yazarsam 10 çarpı 8 yazın 5 eksi 8'in karesi 64 bölü a 8 eksi 1 eşittir 2. 2 tane karşıya alıyorum. A 8 eksi 1 eşittir. Ne yapar? Eksi 59 eksi 590 yapar. 2'ye bölün. A 8 eksi 1 eşittir. 590 bölü 2, 250. 45 daha 295 eksi 295. A 8 nedir? Eksi 294'tür. Cevabınız bu. Dizinin genel terimi olabilir. Ne demiştik? Tanımsız yapan değerin sayma sayısı olması durumunda dizi olmaz. Sayma sayısı olmuyor. Olmuyorsa sıkıntı yok. Bakın E şıkkı örneğin N sayısı 8 için payda 0 tanımsızdır. Dizi olamaz. Değil mi? Örneğin şurada tanımsız yapan herhangi bir değer var mıdır? Kökün içi ne olmalı? 0 ya da 0'dan büyük olmalı. 4 eksi n büyük eşit 0 olur karşıya atarsanız. N'in ne olması gerekecek? Karşıya alın. N küçük eşit 4. 4'ten küçük ve eşit. Şimdi tanımsız yapan ne var? 5 var örneğin. N'i 5 alamayacaksınız. O yüzden bu da dizi olamayacak. Logaritma 1 eksi n. 1 eksi n ne olmalı? 0'dan büyük olmalı. N ne olmalı? 1'den küçük olmalı. 2 alamıyorsunuz. Bu da dizi olamayacak. N'i örneğin sinüs. N artı 2 pi artı 4. Şimdi sinüsün tanımsız olduğu herhangi bir değer var mı? Yok, sinüsün tanımsız olduğu bir değer yok. Çünkü 1 yazsanız sinüs 3 pi olur. 2 yazsanız sinüs 2 pi olur. Ne olacak? Ya 1 olacak ya eksi 1 olacak ya 0. Şurası sonuç olarak yazdığınız tüm sayma sayıları için 1, 0, eksi 1 olacak. Bu üçünden biri olduğunda sonuçta tanımsız olan herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak bana. Sıkıntı yok. Örneğin burada eni tanjant 90 sin 90 bölü cos 90'dan 0. Tanjant 180 sin 100 ya da tanjant 0 sin 0 bölü cos 0. Tanjant 90 sin 90 bölü cos 90'dan 1 bölü 0 olup tanımsız olacağı için en 90 alamayacaksınız. 90 da tam sayı, sayma sayısı. O yüzden bu da olamayacak. Cevabınız olacak. C olacak. Dizisinin 5 teriminin toplamı nedir? Dizisinin 5 teriminin toplamını istiyor. Yani ne yazacağız? Aslında bu nasıl yazılabilir? Şöyle yazılabilir. N bölü 6 artı 6 bölü 6. O da N bölü 6 artı 1 olur. Şimdi şöyle yazıyorum. N bölü 6 artı 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ilk 5 değeri yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5'i. Oradan değerleri bulup toplayacağız. 1 yazın 1 bölü 6 artı 1. 2 yazın 2 bölü 6 artı 1. 3 yazın 3 bölü 6 artı 1. 4 yazın 4 bölü 6 artı 1. 5 bölü 6 artı 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 artı 1 bölü 6. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 bölü 6. Yukarısı 15. 15 bölü 6 artı 5. Bu da ne yapar? 30. 45 bölü 6. O da ne yapar? 3'e bölün 15. 3'e bölün 2. 15 bölü 2'ymiş. Cevabınız bolu olur. Genel terimi verilmiş. A1 artı A2 artı A bölü A3 isteniyor. A1. A1. N asal sayısı değilse. A1 asal değil. Burayı kullanıyorum. 1 yazın. 1 artı 1. 2. 2 bölü 1'den 2. A1 2'ymiş. 2 asal. Asal ise bunu ya buraya yazıyoruz. 2 bölü 2 artı 1, 2 bölü 3. Burası 2 bölü 3. 3 de asal. Yine aynı şekilde yukarı yazıyorum. Şuraya. 3 yaz. 3 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Yukarısı 2 artı 2 bölü 3'ten 8 bölü 3 bölü 3 bölü 4. Birincisi aynen alınır. İkincisi ters çevrilir, çarpılır. Cevap ne çıkar? 2 çıkar. Bir yerde hata yaptı sanırım. Hemen tekrar yapalım. A1 en asal sayı değil. Buraya yazıyorum. 1 artı 1, 2, 2 bölü 1'den 2. Bu 2. 2 yazın en asal olduğu 2 bölü 3 burası. Tamam. Bu da 3 bölü 4. Tamam. 6, 2 artı 2 bölü 3 bölü 3 bölü 4. Yukarısı 8 bölü 3, aşağısı 3 bölü 4. Evet, bu da hata yapmışız. 8 bölü 3, 4 bölü 3 ne yaptı? 32 bölü 9 yaptı. Cevabımız Denizli. Buna göre A1 bölü B2 oranı nedir? A1. 1 yazın arkadaşlar yerine. A1'i ne bulursunuz? 1 yazarsanız burası eksi 2 olur. 1 yazarsanız 3 olur. B1'i bulalım. 1 yazarsam eksi 1 üzeri 3 olur. Eksi 1 üzeri 3 bölü 1 yazarsanız 4. Burası da eksi 1 bölü 4 oldu. Oran isteniyor. Eksi 2 bölü 3 bölü eksi 1 bölü 4. Eksiler gidecek zaten. 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 1. Bu da ne yapar? 8 bölü
3 yapar. Nerede hata var? Nedir 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 bakıyorum. A B2'ymiş pardon. B2 isteniyor. B1 değil. Hemen B2 bulalım. B2 2 yazarsanız 4 5 eksi 1 olur. 2 yazarsanız 5. Ha, eksi 2 bölü 3 bölü eksi 1 bölü 5. Bu da ne yapacak? Eksiler gidecek. Ters çevir çarp 10 bölü 3 çıkacak. Cevabınız bu. Dizisinin bir terimi 7 bölü 6 olduğuna göre bu teriminin sonraki terim kaçtır? Hemen yazalım. Bakın 2n eksi 3 bölü n artı 1 bir şey yazmışız. Yani yerine bir sayma sayısı yazmışız. 7 bölü 6 çıkmış. O da 12 tane n eksi 18 eşittir 7n artı 7. Buradan ne çıkar? 5n eşit 25. N ne çıktı? 5. Ha demek ki o bahsedilen terim A5. 5. terim. Bu terimden sonraki terim A6'dır. 6 istiyor. 6 yazın. 2 16. 2 çarpı 6 eksi 3 bölü 7. Ne yaptı? 12 5 bölü 7 mi yaptı? Hayır. 12 eksi 3 9. 9 bölü 7 sizin o terimden sonraki teriminizdir. A n eşitmiş. N artı 2 faktöriyel bölü 2. Ax artı 1 bölü ax eksi 1 30 olduğuna göre x kaçtır diyor. Fonksiyon gibi düşünülebilir aslında. Diziler fonksiyonu bir alt kümesiymiş gibi düşünülebilir. Şöyle tanım kümesi sayma sayıları olan fonksiyonların hepsi bir dizi olarak düşünülebilir. O yüzden fonksiyonda kullandığınız kuralların hepsini burada da kullanabilirsiniz. Mesela bu fonksiyonmuş gibi düşünüp çözelim şimdi. Ne dediğimi anlayın. Yani burada aslında fx eşittir. X artı 2 faktöriyel bölü 2 olarak verilmiş. Sorulan da şu. F'te x artı 1 bölü f'te x eksi 1 eğer diyor 30 ise x'i bul diyor. Hemen yapalım. F'te x artı 1 elde ederdiniz değil mi? F'te x artı 1 yerine yazın. X artı 1 artı 1'den x artı 3 faktöriyel bölü 2. F'te x eksi 1'i elde ederdiniz. İşte x eksi 1 yazın. X artı 1 faktöriyel bölü 2. Bunları birbirine böleceğiz. F'te x artı 1 yani x artı 3 faktöriyel bölü 2 bölü x artı 1 faktöriyel bölü 2 neymiş? 30'muş. Bu ikiler sadeleşir. X artı 3 faktöriyel şöyle yazayım. X artı 1 faktöriyel bölü eşitmiş 30'a. Şimdi ne yazacağız? X artı 3 faktöriyeli. X artı 1 faktöriyel cinsinden yazacağız. O da şöyledir. X artı 1 faktöriyel çarpı X artı 2 çarpı X artı 3 bölü X artı 1 faktöriyel eşit neye? Eşit 30'a. Şunlar ne yapacak? Gidecek. X artı 2 ile X artı 3'ün çarpımı 30 olacak. X'in 3 olduğu aşikar. 3 yazarsanız 5 çarpı 6'dan ne bulursunuz? 30 bulursunuz. 19. Evet, sorulan nedir? Sorulan şu. A kümesi birden 2018'e kadar tanımlı bir küme verilmiş. AN 2018-2017 nokta 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 diye tanımlanmış. Buna göre dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Bak, 1 yazıyorsunuz ne çıkıyor? 2018 çıkıyor. 2 yazıyorsunuz 2019 çıkıyor. Dikkat ederseniz 2018'de 1'i toplayın 2019. 2017 ile 2'yi toplayın 2019. 1 ile 2018'i toplayın 2019. Yani toplamı ne olmalı? 2019. O zaman ben 1 ve 2018 arasında şöyle 2019'dan 1 çıkar 2018. 2002 yazınca 2017 çıksın istiyorsam 2019'dan 2 çıkarın 2017 diyebilirsiniz. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Şimdi dizilerin terimlerinin tam sayı olma durumu. Şöyle yapacağız. AN dizisinde en yerine değerler yazacağım ve kaç tanesi tam sayıdır diye bakacağız. Burada temel kavramlara dönüş yaparsanız güzel soruymuş. 14 şimdi 14 faktöriyel bölü üzeri 4 faktöriyel 24 zaten. Bu kalsın. Şimdi 12 üzeri n'de bunun tam sayı olmasını istiyorsanız 2 üzeri 2n çarpı 3 üzeri n diye asal çarpanlarına ayrılabilir. Bunun içindeki 12 üzeri n'in içindeki 2 ve 3 adedi kadar yukarıdakiyle sadeleştiririm. Sonuç olarak ne çıkar? Sadeleşebiliyorsa eğer tam sayı çıkar. O yüzden ben de içinde 14 faktöriyel üzeri 24'ün içinde kaç tane 2 çarpanı, kaç tane 3 çarpanı var diye bir kontrol edeceğim. Şöyle yazacağız bakın. 14 faktöriyel 3'e bölün kaçtır? 4 kere var. 3'e bölün 1 kere var. Kaç çıktı? 5. Demek ki 14 faktöriyelin içinde 5 tane çarpan var. 3 çarpanı 5 taneymiş.
14 faktöriyelin içinde 2 7 kere var, 2 3 kere var, 2 1 kere var. 11 taneymiş. 14 faktöriyelin üzerinde kaç tane? 11 tane de 2 çarpanı varmış. Şimdi 14 faktöriyel tek başına alınmamış. Üzerinde bir 24 var. Bu ne demek? İçindeki 3 üzeri 5'in üzerine bir de 24 yazacağız. Ya da içindeki 2 üzeri 11'in üzerine bir 24 daha yazacağız. Buradan 3 üzeri kaç yapar? 120. Yani 14 faktöriyel üzeri 24'ün içinde 120 tane 3 çarpanı. Ve işte 200, 2 üzeri 11 çarpı 24, 264. 264 tane de ne var? 2 çarpanı var. Şimdi siz en yerine, bakın artık şuradayım. En yerine 1 yazsanız. 2, 3 yukarıda ne var? Diğerleri zaten 14 faktörün içindeki sallıyorum 5, 6, 7, 8. Bu çarpanlar zaten kalsa da sıkıntı yok, tam sayı çıkacak. Ben o yüzden sadece 3 üzeri 120 ve 2 üzeri 60, 264 ile ilgileniyorum. Şimdi ne var? 2 üzeri 2n ve 3 üzeri n. Bakın n yerine 1 yazın, 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 olur aşağısı. Sıkıntı yok. N yerine birden 60'a kadar ne yazarsanız yazın sadeleşme oluşur, değil mi? Neden sadeleşme oluşur? Çünkü pardon, 60 olmadı. İkiler için düşünüyorum. Şurada şunlar için düşüneyim. Birden 120'ye kadar istediğinizi yazın. Üçler sadeleşir. 2 için sıkıntı var mı? 2 için de sıkıntı yok. Çünkü şurada ilk n yerine 120 yazarsanız 2 üzeri 240 olur. Bunlar sadeleşince yukarıda bir tam sayı kalır mı? Kalır. O zaman 120'ye kadar, birden 120'ye kadar istediğiniz değeri yazın. Hep sadeleşme oluşacaktır. O yüzden sıkıntı kalmayacak. Yani 120 tane tam sayı değeri için 120 tane terim tam sayı olacak. Cevabımız 120. 4 üzeri n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel a üzeri n artı 1 bölü an oranı aşağıdakilerden hangisi diye. Bakın fonksiyon olarak düşünün. Mantığımız burada fonksiyon. Hemen yazıyorum. An artı 1. 4 üzeri n artı 1 yazarsanız n artı 2 olur. N artı 2 faktöriyel bölü n artı 2 faktöriyel. Bölü an. Bölü an yazacağım ama ters çevir çarpsam an aynı şey. N artı 1 faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel bölü 4 üzeri n artı 1 faktöriyel. Şimdi sadeleştirmeyi nasıl yaparız? Şöyle yapabiliriz. N artı 2 faktöriyeli ben n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 2 olarak yazabilirim. N artı 1 faktöriyeller gittiler arkadaşlar. Bunlar yok oldu. Tamam. Sonra geriye ne kaldı? Şimdi şöyle bir düzenlersem. Şuraya alayım. 4 üzeri n artı 2 faktöriyel bölü aşağıdaysa n artı 2 çarpı 4 üzeri n artı 1 faktöriyel kaldı. Sonuç. O zaman nasıl olur? Şöyle olur. 4 üzeri n artı 2 faktöriyel eksi n artı 1 faktöriyel. Aslında yaptığım şey ne? Yaptığım şey sadece üst sayılarda çıkarma işlemi yapmaktı. Buna uygun bir şey var mı? Bakıyorum, bakıyorum. Şöyle bir şey yapılabilir. N artı 2 faktöriyel eksi n artı 1 faktöriyel düzenlenirse şıklarda buna benzer bir şey yok. N artı 2 faktöriyel n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 2 eksi n artı 1 faktöriyeldir. Ki bunu n artı 1 faktöriyel parantezine alsak n artı 2 eksi 1 olur. Bu da nedir? N artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1'dir. Yani aslında biz sonucu 4 üzeri n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1 bölü n artı 2 olarak alacağız. Yani cevabınız alana. 24. Genel terimi n eksi 1, n eksi 2, n eksi 3, n eksi 24'e kadar olan dizinin ilk 24 teriminin toplamı kaçtır? Şimdi ilk 24 teriminin toplamını istiyorum. Bakın 1 yazdığınızı düşünün. 1 ne olur? Dikkat edin. 1 yazarsanız burası 0 olacak. Hepsi çarpım durumunda olduğu için A1 0. A1 0'dır. 2 yazın burası 0 olacağı için A2 0'dır. 3 yazın burası 0 olacağı için A3 0'dır. 24 yazın burası 0 olacağı için 24 0'dır. Tüm terimler 0. Toplamları 0. 23. Genel terimleri verilen dizilerden hangisi AN eşittir? Sinüs NP bölü 2 dizisine eşittir. Biraz deney yanıl yapılacak. İşte N'e sayma sayıları vereceğim için sinüs aslında AN dizisi ne olacak? AN 1 yazın mesela sinüs pi bölü 2 olacak. 2 yazın A2 sinüs pi 2 yazarsanız sinüs pi olacak.
3 yazın AN, A3, 3 sinüs, 3 pi bölü 2 olacak. 4 yazın A4, sinüs 2 pi olacak. Bakın, nasıl oluyor? Şu 1, şu ne? 0, şu ne? Eksi 1, bu ne? 0. Aslında dizinin terimleri şöyle. 1, 0, eksi 1, 0. 1, 0, eksi 1, 0. Yani bu dizilime sahip sonuçları bu çıkan hangisidir diye sormuş aslında. Şimdi alıyorum. 1, 0, eksi 1, 0. Unutmayın. Gözüme ilk çarpan şu oldu. 1 yazın sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 ile başlar. Bu değil. 1 yazın sinüs pi. Nedir sinüs pi? Sinüs pi eksi 1'dir. Eksi 1 ile başladı. Bu da değil. 1 yazın 1 çıkar. 2 yazın eksi 1 üzerinden eksi 1 çıkar. Eksi 1 üzeri 3'ten. 3 yazın eksi 1 üzeri 4'ten 1 çıkar. Bu da değil. 1, eksi 1, 0 gibi çıkıyordu. Unutmayın. Kosinüs 1 yazın sinüs kosinüs 0 olur. Kosinüs 0 1'dir. 2 yazın kosinüs pi bölü 2 yapar 0 olur. 3 yazın kosinüs 2 pi bölü 2'den kosinüs pi yapar. Kosinüs pi eksi 1'dir. 4 yazın ne çıkar? 4 yazın kosinüs 3 pi bölü 2'den 0'dır. Böyle mi çıkmıştı? Böyle çıkmamıştı sanırım, değil mi? Sinüs pi bölü 2 1 çıktı. 2 yazsam sinüs pi, sinüs pi, sinüs pi 0. 3 yazın eksi 1. Sinüs 2 pi 0. Uygun mu? Uygunmuş. Aynıymış. Deniz cevap. Bolu şıkkına bakmıyorum bile. AN eşittir N faktöriyel bölü 2 üzeri N eksi 1'lisi veriliyor. Buna göre BN o şeklinde tanımlanmış. BN ise aşağıdakilerden hangisidir? Yani kuralı bulmanızı istiyor. Yine fonksiyon vari düşüneceğiz. AN eksi 1 N yerine N eksi 1 yazma. Hemen yazıyorum. N eksi 1 faktöriyel bölü N eksi 1 yazın 2 üzeri N eksi 2. Buraya yazıyoruz N eksi 1'i. Bölü N artı 1 yazın. N artı 1 faktöriyel bölü N artı 1 yazarsanız 2 üzeri N. Düzenleyin arkadaşlar. N eksi 1 faktöriyel bölü 2 üzeri N eksi 2 çarpı 2 üzeri N bölü N artı 1 faktöriyel. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Şunu nasıl yazabiliriz? Bunu N eksi 1 faktöriyel çarpı N çarpı N artı 1 diye yazabiliriz. Böyle zaten 2 üzeri N'ler sadeleşirse 2 üzeri eksi 2, N eksi 1'ler sadeleşirse şöyle oldu. 2 üzeri eksi 2 yukarı 2 üzeri 2 diye alabilirim. 2 üzeri 2 de 4'tür. Bölü N çarpı N artı 1. Yani 4 bölü N kare artı N gibi bir şey. Yani cevabınız C. 25. AN ve BN dizileri verilmiş. Dizilerin kaçıncı terimleri birbirine eşittir? Sonuç olarak bu iki dizi birbirine eşit olacaksa o terimde ne olmalı? Bunların ikisi birbirine eşit olmalı. Yani N artı 1 bölü 3'ün 27 bölü N artı 1'e eşit olduğunu düşünüyorum. N artı 1'in karesinin ne olması lazım? 81. Şimdi N artı 1 ya 9'dur ya da N artı 1 eksi 9'dur. N ya 8'dir ya da eksi 10'dur. N burada sayma sayısı dizi olduğu için sayma sayılarından reel sayılara tanımlı olan fonksiyonlarmış gibi düşünüyorduk. N ne olabilir? 8 olabilir. N eksi 10 olamaz çünkü eksi 10 sayma sayısı değil. 1-4 aralığında dışınlık. Dizinin kaç terimi 1 ve 4 aralığının dışındadır? 1 ve 4 aralığının. 1 ve 4 aralığının dışında olsun istiyorsunuz. Aslında bizim istediğimiz şey N artı 19 bölü N artı 1'in 1 ile 4 aralığında olan olmayan kısmını bulmak. Hadi bu aralıkta olan kısımlarını aradığımızı düşünelim. Bakalım ne çıkacak. Ayrı ayrı değerlendirilirdi, değil mi? Yani bir şurayı alacağız. Bir küçük n artı 19 bölü n artı 1. Aslında şunu şöyle yazabiliriz. Diğerinde de öyle düşünelim. Bir küçük n artı 1 bölü n artı 1 artı 18 bölü n artı 1. Şimdi bu 1 oldu. 1 küçük 1 artı 18 bölü n artı 1. Buradan şu şunu götürse 0 18 bölü n artı 1. Bakın burada 18 bölü n artı 1 ve siz n'e 1'den artı sonsuza kadar tüm sayma sayılarını vereceğiniz için sürekli pozitif çıkacak burası. Yani burada n'in her tam sayı, her sayma sayı için sağlandığını söyleyebilirim. Burada sıkıntı yok bu yönde. N'in her sayma sayısı için sıfırdan büyüktür. Bu yön için, şu eşitsizlik yönü için sıkıntı yok. Yani sağlamayan, dışında olan bir yer kalmadı. Şimdi sadece 4 olan kısmına bakacağım. Yani ikincisini inceleyeceğiz. O da şu kısım.
O da n artı 19 bölü n artı 1 küçük 4. Bunu inceliyoruz şimdi. Yine aynı mantıkla n artı 1 bölü n artı 1 artı 18 bölü n artı 1 küçük 4. Hemen inceleyelim bakın. N artı 1 bölü n artı 1 bir karşıya alın. 18 bölü n artı 1 küçük 3 olur. Sadeleştirin. 6 bölü n artı 1 küçük 1. N artı 1'in ne olduğunu biliyorum. N artı 1'in ben n sayma sayısı olduğu için her zaman pozitif olduğunu biliyorum. Yani karşıya alırsam yönle ilgili sıkıntım olmayacak. N artı 1 karşıya alın. 6 şöyle 5 n. N'in 5'ten büyük olması lazım. Ha, bunun sağlanması için n'in 5'ten büyük olması için. Sağlanmaması için 4, 3, 2, 1. Bu sayma sayıları için sağlanmıyormuş. Demek ki bunun dışında kalan değerler 1, 2, 3, 4 değerleri için. 4 tane. Başka değer var mı? Başka değer var mı? Şıklarda 4 yok. Benim kaçırdığım bir şey var mı? 1 ile 4 aralığının dışındadır. N'e 1 yazarsam N 5'ten büyük. Ha, 5'ten büyük olduğu için 5'i de alamayacağız. Pardon. O zaman 5 tane değer vardır. Cevabınız C. Güzel sorulmuş. Dizisinin kaç terimi 7 bölü 3'ten küçüktür? Aslında istenen şey 3n eksi 1 bölü n artı 2'nin 7 bölü 3'ten küçük olması durumu. Hemen şöyle yapabilirim. İçler dışlar yapılmaz aslında eşitsizliklerde ama hemen artı 2'nin birden yani pozitif olduğunu, 3n eksi 1'in de pozitif olduğunu biliyorum. Çünkü n'e ben 1 ve 1'den büyük değerler için şey yapacağım, değer vereceğim. O yüzden şöyle yapalım. Nasıl yapalım? 3n eksi 1 kafanız karışmasın şöyle yapayım. N artı 2 eksi 7 bölü 3 küçük 0. Hemen payda eşitleyeyim. Ne yapacak? 3 çarpı 3n eksi 1 eksi 7 tane işte ne yapar? Ya, gerçi karşıya niye almıyorum ki ya? Bu işlem daha zor. Karşıya alayım. 3n eksi 1 karşıya aldım. 7 bölü 3 çarpı n artı 2. 3'ü de karşıya alalım. 9n eksi 3 küçük 7n artı 14. Şuradan 2n 10 kaç oluyor arkadaşlar? 17 oluyor. N küçük 17 bölü 2. 17 bölü 2 de nedir? 8,5. 8 bölü 3'ten küçük. Yani 8 1. 1'den 8'e kadar olan dizinin kaç terimi 7 bölü 3'ten küçüktür? 1'den 8'e kadar değerler için bu eşitsizlik sağlanacağı için cevap 8. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Tam sayı. Şöyle yapın arkadaşlar. N kare bölü N eksi N bölü N artı 12 bölü N. Bak burası N. Burası eksi 1. Burası da 12 bölü N. 12'yi tam bölen sayma sayıları. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur, 12 olur. İşte bunlar doğru cevap. Ne yapamam? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12 de 12'yi tam böler ama bunlar sayma sayısı değil, alamayacağım. O zaman kaç tane değer var? 6 tane değer var. Ne diyor? Ne diyor? Dizisinin diyor 1 bölü 9 ile 1 bölü 3 aralığında kaç tane terim vardır? Şimdi 1 bölü 9 ile 1 bölü 3 arasında. Yani 3 bölü n kare artı 1'in 1 bölü 3'ten küçük, 1 bölü 9'dan büyük olmasını istiyoruz. Yine çift yönlü bir durum var. Ne yapalım? Biz şey yapalım. 9'la bir genişletelim diyeceğim. Genişletmeme gerek var mı? Genişletelim bir. 9, 27 bölü n kare artı 1, 3. 9 değil, burası 1, 9'la genişletirsek. Şöyle. İki tarafında pozitif olduğunu bildiğim için takla attırılabilir. Takla attırılırsa eşitsizlikler yön değiştirirdi. Yani n kare artı 1 bölü 27 küçük küçük 1 küçük 1 bölü 3. Bir de 3 ile mi genişleteceğim yani? Neyse. Şimdi her tarafı 27 ile çarpalım. Şurası 9 olur. Ve ilk başta ters çevirmek daha mantıklıydı. Saçma sapan bir iş yapmış olduk. Neyse. N kare artı 1, 27 ile genişlettim. Zaten 27. Şimdi aralığında kaç terimi var diyor. Bakın. 3 yazın 9, 10 olur. N'e 2 yazamam. 5 olacağı için 9'dan büyük olmaz. 3 olur. 4 olur. 5, 25, 26 olur. Başka da 6 yazarsanız 37 çıkar. 27'den büyük olacağı için olmaz. Sadece 3, 4, 5. Yani A, C4, A5. Bu aralıktadır. Yani cevabımız bol. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Aslında bu tür sorularda polinom bölmesi yapıp ifadeyi daha sade bir hale getirdikten sonra işlem yapıyoruz. Onu da şöyle göstermiş olayım. Normalde yapmamıza gerek yok. Bir kere var işte n artı 1 kalır 6. Ha neymiş? 1 artı 6 bölü n artı 1'miş bu ifade.
1 artı 6 bölü n artı 1 için. N'e öyle bir değerler vereceğim ki tam sayı olmasını sağlayacağız. Şu kısmın 1 zaten tam sayı çünkü. 1 verin n'e 2 olsun tam böler. 2 verin 3 olur tam. 5 verin 6 olur tam böler. Başka değer var mıdır? Başka değer yoktur. O zaman cevap 3 tane. Dizinin en büyük terimi kaçtır? Fonksiyon olarak düşünseydiniz fx eşittir eksi 3x kare artı 6x artı 20 bir parabol olurdu. Parabollerin en büyük teri olduğu en büyük durum K durumudur. Yani tepe noktası. Bu ters yönlü bir paraboldür. Tepe noktası TRK'da K değeri bu parabolün en büyük değeri. Yukarı yönlü parabolde ise tepe noktasının K değeri parabolün en küçük değeri oluyordu. O yüzden ben şimdi neyi alacağım? K'yı bulacağım. Amaç K'yı bulmak. R neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. Eksi B dediğim, eksi 6, 2A dediğim. Eksi 6 ne çıktı? 1 çıktı. Ha R 1. 1 yazın arkadaşlar. 1 bir sayma sayısı olduğu için yazabiliyorsunuz. Sayma sayısı olmasaydı mesela eksi 2 çıktığını düşünün. Eksi 2 çıktığı an eksi 2 yazmayacaktınız. Eksi 2'ye en yakın olan sayma sayısını yazacaktık. Ki eksi 2'ye en yakın sayma sayısı 1'di. Yine 1 yazıyor olacaktı. 1 yazın eksi 3 artı 6 artı 20 ne yapar? 26, 23. Demek ki bu dizinin en büyük terimi 23'müş. Evet. Bir sonraki sayfa. Dizisinin 4 teriminin tam sayı olması için en aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bakın yine ayırıyorum. 2n kare bölü n artı n bölü n artı a artı 1 bölü n. Burası zaten 2n tam sayı yani. Burası zaten bir tam sayı. Burası da an pardon. A artı 1 bölü n. Demek ki n yerine 4 terim yazacağım ve 4 terim yazınca o 4 terim için sallıyorum. 1, 2, 5 ve 10 yazdım. Ha demek ki 4 tane terimi tam sayı diyecektik. A1, A2, A5, A10 gibi. Şimdi burada A'ya aslında 4 tane böleni olan hangi sayıdır? A'nın hangi değeri için A artı 1 4 tane bölene sahiptir diye sorulmuş. Bakın 22 yazın. Burası A artı 1 23 olacağı için 23'ü bölen 1 asal bir sayı 1 ve 23 2 tane olurdu olmaz. 23 yazın 24 olur. 24'ü bölen tam sayılar sayma sayıları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Çok fazla oldu. Bu da değil. 20, 24 yazarsanız 25 olur. Olmaz. 27 yazın. 27. 27 artı 1. 28 bölü n'den bahsediyor oluruz. 1 böler, 2 böler, 4 böler, 7 böler. Başka var mı? 28, 14 böler. 28 böler. Bu da değil. Tamam. 23 de değil. Ya 24 ya 25 cevap. Bakalım. 25 olduğunu düşünelim. 26 olurdu. O zaman 26'yı 1 böler, 2 böler, 13 böler, 26 böler. Evet, 4 tane cevabınız Denizli. Devam ediyorum. N kare artı 5n eksi 6 dizinin kaç terimi tam sayıdır? Aynı mantık. N kare bölü n eksi artı 5n bölü n eksi 6 bölü n. Burası n yaptı, burası 5 yaptı, burası da eksi 6 bölü n yaptı. 6'yı bölen sayma sayıları. 1, 2, 3, 6, 4 tane. Cevabınız C. 34. An eşittir n eksi a b n ise eşittir 5 n artı 2 a dizileri veriliyor. An artı b an dizisinin 9. terimi 60 olduğuna göre. Fonksiyonları da toplama işleminden farklı bir şey değil. Toplayın arkadaşlar. Ne yapar? 6n artı a yapar. 9. terimi 60. 9 yazın. 54 artı a eşittir 60. A'yı ne buldunuz? 6. A 6'ymış. Burası n eksi 6. Burası da 5n artı 12'ymiş. Tamam. Bir kısım tamam. An çarpı bn dizisinin 3. terimi kaçtır? Yani n eksi 6 çarpı 5n artı 12'nin 3. terimi. 3 yazın. Eksi 3. 3 yazın. Ne yapar? 15, 12 daha. 27 ne yaptı? Eksi 81 yaptı. Cevabımız C. An dizisi 2n artı 9 bölü n artı 1. Kaç terimi 7 bölü 2'den büyüktür? Ne istiyorum? Yani istediği şey şu. 2n artı 9 bölü n artı 1 büyük olmalı 7 bölü 2'den. Bu eşitsizliği sağlayan kaç tane sayma sayısı vardır? Sayma sayısı elim yerine zaten sadece sayma sayısı yazabiliyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Buradan 2n artı 9 bölü n artı 1 büyük 7 bölü 2. Yine n artı 1, 2n artı 9 pozitif karşıya alabiliyorum. 2n artı 9'u 2 ile çarpacağım. Böyle 7 tane n artı 1 diyorum. İşte 4n artı 18, 7n artı 7, 3n. Şurası 11'de şurası mı oluyor? Sanırım sıkıntı yok.
3n küçük olmalı 11'den, n küçük 11 bölü 3'ten. 11 bölü 3 12 olsaydı 4 olurdu. 3 virgül bir şey. N 3 virgül bla bla. N ne olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. O zaman kaç tanesi? 3 tanesi. 36. N sayma sayısı olmak üzere iken terim toplamı Sn eşittir n çarpı 3 üzeri 3n eksi 1 olduğuna göre dizinin 6. terimi kaçtır? Bakın şöyledir aslında. Diyelim ki n yerine 5 yazdığınızı düşünün. S5 eşittir 5 çarpı 3 kere 5 15 14 ne yaptı? 70. S5 70. Yani A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 70'miş. Değil mi? Şimdi ben 6. terimi arıyorum. Şöyle yapacağım. S6'yı bulacağım. S6. Yani A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 artı A6 eşit. 6 yazın arkadaşlar. 6 çarpı 17 yapar. 3 kere 6 18 bir eksi 17. 60 42 102. Burası 102'ymiş. Şimdi S5'i buluyorum. S5'te A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 eşittir. 5 yazın. 5 kere 15 14 70. Bakın S6'dan S5'i çıkardığınızda A1 A1'i, A2 A2'yi, A3 A3'ü, A4 A4'ü, A5 A6'yı A5'i götürür. Sadece A6 kalır. 102'den de 70'i çıkarır. Kaç kalır? 32 kalır. Ha demek ki sizin 6. teriminiz 32'miş. 37. AN eşittir. XN kare eksi YN artı 2 dizi sabit dizi olduğuna göre A3 artı X artı Y toplamı kaç? Sabit dizi, sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonmuş gibi düşüneceğiz. Yani burada ne yok? Burada aslında ne yok? N'li terim yok. Aslında biz bunu fx yani fonksiyon gibi düşünürsek sabit olacaksa ne yoktur? N'li terim yoktur. Yani n çarpanına sahip n kare, n küp, n çarpanına sahip herhangi bir terim olmayacak. O zaman x'ini almalısınız 0, y'ini almalısınız 0 almalısınız. O zaman ne olur? An bildiğiniz 2 olur. Şimdi an 2 ise bu 0, bu 0. A3 de 2 yazın. Yine 2'dir. 2 artı 0 artı 2'den cevabını bulursunuz. 2 bulursunuz. An dizisi A1 10. N1'den büyük olmak üzere an eşittir 3 artı an eksi 1 olduğuna göre a12 kaçtır? Bu yine aslında fonksiyon sorusu. Çok çıkmış da karşınızda fonksiyonlarda. A1'in 10 olduğunu biliyoruz. Bakın. An eşittir. 3 artı a n eksi 1'di değil mi? Bu a n eksi 1'i karşıya alsak şöyle olur. a n eksi 1 eşittir 3. Şimdi 1 yazın. 1 yazamayız gerçi. Şöyle ki 1 yazarsak a0 a0 diye bir terim yok. 2 yazacağız en az. a2 eşit a2 eksi a1 3. a3 eksi 3 yazdığını düşünün. a2 eşittir 3. Bakın şöyle gidiyor. Tamam. Burada a1 kaldı. Burada da ne kalsın istiyorum? A12. O zaman A12 eksi A11 eşittir yine 3. Ha, işlemi yaptık. Şöyle sadeleşti hepsi. Ne oldu burası? Toplarsanız A12 eksi A1 oldu. Kaç tane? Birden 11'e kadar. Birden başladı 11'e kadar. 11 tane 3, 33 yapar. A1'e de 10 deyin. Karşıya alın. A12'yi ne bulursunuz? 43 bulursunuz. Dediğim gibi bildiğiniz fonksiyon sorusu aslında bu. 39. Dizi sabit dizi olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi sabit fonksiyonlar vardı arkadaşlar. Pardon. Özür dilerim. Sabit dizi, sabit fonksiyon. Kuralı şöyleydi. Fx eğer ax artı b bölü cx artı d biçimdeyse ve eğer bu sabit bir fonksiyon ise x'lerin katsayılarıyla sabitler oranı birbirine eşit olmalıydı. Sadeleşme olabilsin diye bu oran var. Yani a'nın c'ye oranı, b'nin d'ye oranı eşit. Burada da aynı mantık. N'in katsayısı 3. Aşağıda n'in katsayısı eksi b eşit. Yukarıda sabit eksi a, aşağıda sabit 5. Buradan a çarpı b'yi ne buluyorsunuz? 15 buluyorsunuz. 40. soru. Bir AN dizisinde her n elemanıdır. N pozitif yani sayma sayısı için A3 n artı 2 5 üzeri n AK'da 125'miş. Buna göre K değeri kaçtır diyor. Bakın 5 üzeri 3 125'tir. 3 yazın A, 3 yazın arkadaşlar. 9, 11. A, 11 eşittir. 125. Nedir? 11'dir, değil mi? 41. Dizisi sabit dizi olduğuna göre hemen şurada bir oran olmalı. Sabit dizi ise zaten bu bir sabit. Hemen x,
N'lerin katsayıları x bölü y sabitler 1 bölü 3. Ha, x bölü y oranı ne olmalı? 1 bölü 3 olmalı ki sabit olsun. 42. An 7 üzeri 7 bölü n olmak üzere genel terimi bn eşittir a 2n artı 5 artı 4 tane an artı 6 dizisinin birinci terimi karşıtı. B1 istiyorum yani. B1 fonksiyon gibi düşün yine. A7 artı 4 tane A7. Yani 5 tane A7 arıyorum ben. A7, 7 yazın. A7 eşittir 7 üzeri 7 bölü 7. O da ne? 7'dir. 5 tane 7, 35. 43. A1 1'i N1'den büyük için diyor. AN 2 üzeri N eksi 1 artı AN eksi 1 diz şeklinde tanımlanan dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Kimi arıyoruz? Bu dizinin genel terimini arıyoruz. Yani AN nedir diye arıyoruz. Şimdi bakın. 1 yazdığınızı düşünün. 1 yazamayacağız. Birden büyüktü. 2 yazacağız. A2 yazın. Ne olur? A2 şöyle bir düzenleyeyim. Sonra burayı alayım. An eksi 1'i karşıya alın. Şöyle olur değil mi? 2 üzeri n eksi 1 olur. Şimdi 2 yazın. A1 eşittir. 2 üzeri n eksi 1. 2 yazmıştım. 2 eksi şöyle. 2 eksi 1'den 1. A3 eksi A2 eşittir. 2 üzeri 2 olur. A4 eksi A3 eşittir. 2 üzeri 3 olur. Bakın. Burada sadeleşmeler şu şekilde A1 kalıyor. Neyi arıyorum? AN arıyorum. Genel terim AN'di. O zaman en aşağıda şu solda AN eksi AN eksi 1 eşittir. 2 üzeri kaç? Bakın taban 2 kuvvet 2. Taban 1 kuvvet 1. Taban 3 bu 3 pardon. Kuvvet 3. Taban N eksi 1 kuvvet N eksi 1. Tamam. Şimdi toplarsanız eğer sadeleşmeler olduğunda neye dönüşecek? AN sol altta bu kaldı. Eksi A1 sağ üstte bu kaldı. Eşittir 2 üzeri 1'den 2 üzeri n eksi 1'e kadar topla. Şimdi AN eksi A1 neydi? A1'i vermişti bana. A1 1'miş. Yani ne oldu? A eksi 1 eşittir. 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı nokta nokta 2 üzeri n eksi 1. Biri de karşıya alırsam şöyle olur. AN eşittir 1 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı nokta nokta 2 üzeri N eksi 1. 2 üzeri 1 de aslında şeydir. 1 de aslında 2 üzeri 0'dır. 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 1 artı nokta nokta 2 üzeri N eksi 1. Şimdi bu toplam için bir not verip sonra devam edelim. O da şöyle. Aslında bu da geometricilerde ikenterim terim toplam formülüdür. R üzeri 0 artı R üzeri 1 artı R üzeri 2 artı nokta 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 artı R üzeri N eşittir. N büyüğün 1 kuvvetinin bir fazlası eksi. İlk terim R eksi. İlk terim R üzeri 0 eksi R üzeri 0 bölü taban. Taban ne R? R eksi 1. Şimdi burada ne? 2 üzeri N eksi 1 en büyük terim. 1 arttırın 2 üzeri N olur kuvvet. Eksi ilk terim 2 üzeri 0 yani 1 bölü tabanlar 2. 2 eksi 1. Bu da ne oldu? 2 üzeri N pardon. 2 üzeri n eksi 1 bölü 2 eksi 1'den 1. Yani 2 üzeri n eksi 1 bizim neyimiz? A n'imiz. Yani cevabınız Adana. 44. Dizisi karesel sayı dizisidir. Dizinin x'inci terimi 2x'inci teriminden 300 eksik olduğuna göre kaçtır? Mesela bakın A1 1'dir. A2 2'dir. A3 3'tür. A4 pardon. A1 1'dir. A2 4'tür. A3 9'dur. A4 16'dır gibi. Dizisinin x'inci terimi 2x'inci teriminden 300 eksik olduğuna göre. X'inci terimi x kare. 2x'inci terimi 4x kare. Çıkarın bunu birbirinden. Yani 4x kare eksi x kare eşittir 300. 3x kare eşittir 300. X kare 100. X kare 100 ise x'i ne alırsınız? 10 alırsınız. Niye? Sayma sayısı alacağız. Eksi 10'u alamıyoruz. 45. A2 3 ve AN eksi 1 üzeri N çarpı N artı çarpı AN artı 1. AN dizisinin 8. terimi kaçtır? A8 nedir diye sormuş. Şimdi A8'i bulmaya çalışıyoruz. Bu sefer çarpma var. Diğerlerinde toplama çıkarma vardı. Çarpma var bu sefer. Bunu bir düzenleyeceğim. Yani AN bölü AN artı 1 eşittir. Eksi 1 üzeri N çarpı N. Bakın. Şimdi AN bölü AN artı 1 eşittir. AN N çarpı eksi 1 üzeri N. Şimdi burada biz ne yapacağız? Şunu yapacağız. A8'i arıyoruz. 1 yazdığınızı düşünün. A1 bölü A2 eşittir. 1 yazın ne çıkar? En son
değerleri buluruz. 2 yazın A2 bölü A3. 3 yazın A3 bölü A4. En son A8 yazın A8 bölü A7 yapar. A1 yok. A2 verilmiş. Bu şekilde eğer şu terimi de alıp işlem yaparsanız A2'ler sadeleşecek. Sol üstte A1 kalacak. İşime gelmiyor. O yüzden onu siliyorum. Onu kullanmıyorum. Şuradan başlıyorum kullanmaya. A3'ler sadeleşti. A4'ler sadeleşti. A8'ler sadeleşiyor. O zaman ben A9 bölü A8'e kadar gelmeliyim. A8'ler sadeleşti. Doğru mu yapıyorum? Bir dakika. Hayır, aşağıda A8 olacak şekilde ayarlamam gerekecek. Yani nereye kadar gideceğim? Şöyle. Aşağısı daha büyük. Şöyle olacak son terimi. A2 bölü A3. A7 bölü A8 olacak. Şöyle. Pardon. Şöyle sadeleştik. A3, A4, A7 gibi. Şimdi kuralım ne? N çarpı eksi 1 üzeri n'di. Bakın burada n yerine ne yazdım? N yerine 2 yazdım. Burada n yerine 3 yazdım. Burada n yerine ne yazdım? 7 yazdım. N yerine 2 yazın. Şurada kural için. Şu ne çıkacak? 2 çarpı eksi 1 üzeri 2 çıkacak. 3 çarpı eksi 1 üzeri 3 çıkacak. En son işte 7 çarpı eksi 1 üzeri 7 çıkacak. Teklerde eksi 1 üzeri negatif olacağı için ilki 2, ikincisi eksi 3, sonra artı 4, sonra eksi 5, sonra bunlar ifadelerin sonuçları. Şunun sonucu, bunun sonucu, bunun sonucu onları yazıyorum. 7 yazın. Artı 6, eksi 7 çıkacak. Ha ne oldu? Bu çarpımın sonucu nedir? A3'ler, A4'ler, A7'ler gidince A2 bölü A8'dir burası. O zaman şu A2 bölü A8 eşittir 2 eksi 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 sonuç eksi. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7. Bu da 7 faktör ya. A2 neydi? A2 verilmişti sanki bana. A2 3'müş. A2 3 yazdım. 3 bölü A8 eşittir eksi 7 faktöriyel. A8 eşittir eksi 3 bölü 7 faktöriyel gibi bir şey çıktı. Var mıdır? Vardır. Cevabınız Deniz. Gıcık bir soruymuş. AN 1, 4, 9, 16 kare dizili sayıları için diyor. AX artı 3, AX artı 1, 20. Aslında X artı 3'ün karesi eksi X artı 1'in karesi eşittir 20. İki kare fark. İkisini topla 2X artı 4 yapar. Birbirinden çıkar 2 yapar eşittir 20. 2 çarpı 2 çarpı x artı 2 eşittir 20. X artı 2 5. X'i 3 buldum. A3'ü istiyor. O da nedir? 9'dur. Kareseldi çünkü. X'i 3 bulduk. A3 nedir diye sormuş. Cevabımız 9. A1 1. AN 2 çarpı AN artı 1. İndirgeme bağıntısıyla verilen AN dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangidir? Şimdi de genel terim buluyoruz. Önce bir düzenleyin. AN bölü AN artı 1 eşittir 2. Tamam. Bakın. A1'in de 1 olduğunu biliyoruz. Kullanacağız. Bakın. A1 yazın A1 bölü A2. 2 yazın A2 bölü A3. 3 yazın A3 bölü A4. Tamam. Sadeleşme böyle. 1 burada kalıyor. Kullanabiliyorum. En son kimi istiyorsun? En son sadeleşme yazdığınızda şu şekilde şöyle gidecek. Yani şu aşağıdaki ve sol üstteki kalacak. Orada da ne olsun istiyorum? AN olsun istiyorum. Burası da o zaman 1 eksiği AN eksi 1'dir. Şimdi çarptım. Sonucu ne buldum? Sonucu A1 bölü AN buldum. Şimdi A1 bölü A2 ne? Şuradan baktığınızda ne yazarsanız yazın sonucun 2 bulacağını biliyorsunuz. 2, 2, 2, 2. Kaç tane peki? 1'den n eksi 1'e kadar olduğu için şurası n eksi 1. Şöyle düzgünce yazayım burayı. Şu terim AN eksi 1. 1'den n eksi 1'e kadar terim yazdığım için n eksi 1 kere yazmış oldum 2'yi. 2'yi n eksi 1 kere çarpacağım. Bu da 2 üzeri n eksi 1 olacak. Bu da A1 bölü AN. A1 de bana 1 olarak verilmişti arkadaşlar yukarıda. O zaman AN'i ne bulursunuz? AN'i 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 bulursunuz. Cevabınız nerede? Cevabınız Deniz'de. Yukarı alırsanız 2 üzeri 1 eksi n olacaktır. Üstü sayılarda işlem yapmış olduk. 3x artı 2, 5x artı 3 ve 12x artı 3 şeklindeki ardışık 3 terim verilmiş olan Fibonacci dizisinde x değeri kaçtır? Fibonacci'yi hatırlatayım. 1, 1, 2, 3, 5. Yani ilk 2 terimi 1 olmak üzere ardışık 2 teriminin toplamı diğer terimi veren dizinin adı. 1 artı 1, 2. 2'yi verdi. 2 artı 1, 3'ü verdi. 3 artı 2, 5'i verdi.
Mesela devam ettirirsem şöyle olur. 2, 3, 5, 3, 5, 8, 5, 3, 13, 13, 21, sonra 34 gibi gibi. O zaman şu ikisinin toplamı bana neyi vermeli? Şunu vermeli. Yani nasıl olacak? Sonuç olarak şöyle olacak. Arşiv iki terimi neymiş? 3x artı 2 ile 5x artı 3 toplayın. 8x artı 5 neye eşit olmalı? 10x artı 3'e eşit olmalı. E o zaman 2x neye eşittir? 2x'te ne bulursunuz? 1 bulursunuz. Cevabınız Edirne. İlk terimi 6, ortak farkı 3 olan bir aritmetik dizinin kaçıncı terimi 48'dir? Aritmetik diziye giriş yapmış olduk. İlk terimi 6, yani A1'iniz 6. Ortak farkınız yani R'iniz 3. Aritmetik dizinin kaçıncı terimi 48'dir? AX 48'miş. AX arıyoruz. Şöyleydi. AX eşittir A1 artı X eksi bir tane R. Yani R'de 3 olduğu için çarpı 3. Nasıldı? AN eşittir AP artı n eksi p tane r. Yani indisle şu r'nin kuvveti katsayısının toplamı buradaki neyi vermeli size? Katsayıyı vermeli. Sallıyorum a8 eşittir a5 artı kaç tane r? 5'e 3 ekleyin 3 tane r. 5 3 daha buradaki 8'e veriyor gibi. O zaman a1'in 6 olduğunu biliyorum. 6 yazayım. ax eşittir 6 artı x eksi 1 çarpı 3. ax'i 48 olduğunu biliyoruz. 48. O zaman ne olur? 48 eşittir 6 artı 3 tane x eksi 1 olur. Alın buraya 42 eşittir 3 tane x eksi 1. 3'e bölün 14 eşit x eksi 1. X'i ne bulursunuz? 15 bulursunuz. Demek ki 15. terimi neymiş? 15. terimi 48'miş. 50. 13, 27, 21. A. Dizinin 20. terimi nedir diyor. Bakın. A1'i ne vermiş? 13 vermiş. A2'yi ne vermiş? 17 vermiş. İkisi arasındaki fark A2'si A1 neyi verirdi? R'yi verirdi. O da 4'müş. R'yi bulduk. R 4. Şimdi A20 eşittir. Şöyle yazabilirim. A20 eşittir. A1 artı kaç tane R? 19 tane R. A1'i biliyorum 13 artı 19 çarpı R'de 4. Ne yapar? 13 artı 4 kere 4 kere 10, 60, 36, 96 mı yapıyor? Yok, 76. Toplayın ne yapar? 89 yapar. Dizinin 20. terimi 89'muş. İlk terimi 2, ortak farkı A1'i 2. Ortak farkı yani R'si 8 olan son terimi 138. Bilmiyorum. 138 son terimi hangisi olsun? Olan diyoruz. Sonlu bir aritmetik dizinin terim sayısı kaçtır? X'i arıyoruz yani. 40 çıksa 40 tane terim var diyeceğim. O zaman şöyle yazarız. AX eşittir. A1 artı X eksi 1 tane R. AX 138. A1 2 artı X eksi 1 R'de neydi? 8'di. Alın 136 eşittir 8 tane X eksi 1. 8'e bölü. 120'yi bölsen 15. 6'yı bölsen 2 17. 17 eşittir x eksi 1. X'i ne bulursun? 18. Demek ki 18 tane terimi var bu dizinin. Bir aritmetik dizinin 7. terimi 23, 21. terimi 65'tir. Buna göre dizinin 14. terimi kaçtır? 7. terimi 23. Yani A7 23'müş. 21. terimi A21 de 65'miş. Şöyle yazabiliriz. A21 eşittir. A7 artı 21'den 7 çıkaran 14. 14 tane R. A21 ne? 65. A7 ne? 23 artı 14 tane R. R'yi bulacağız buradan. 23, 42. 42 eşittir 14 R. R ne çıkar? 3. R'yi buldum. 14. terim isteniyor. A14 eşittir. A7 artı 7 tane R. A7 neydi? 23'tü. Artı 7 çarpı 3. Buradan ne çıkar? 23 artı 21. 40. 23. 44'tür cevabımız. Ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ilk 8 terimi ortak farkı 2 olan bir aritmetik dizinin ilk terimi 8 ve k'nıncı terimi de 52'dir. K kaçtır? R'si 2. A1 8. AK da 52. O zaman şöyle yazarız. AK eşittir A1 artı K eksi 1 tane R. AK 52. A1 8. Burada da K eksi 1 çarpı 2 var. Alın arkadaşlar 44 eşittir 2 çarpı k eksi 1 2'ye bölü 22 1 ekle 23 k'yı ne buldun 23 buldum demek ki 23. terimmiş. 54. Bir aritmetik dizinin 5. terimi 12. teriminden 14 eksiktir. Yani dizinin 5. terimi a5'e biz 12 eklersek a pardon 14'müş. 14
eklersek A 12. 12'yi buluruz. Şimdi şöyle olur. A 12 eksi A 5 eşittir 14. Bakın şunu A 12 şöyle yazabiliriz. A 5 artı 7 tane R. Eksi A 5 eşittir 14. Zaten 12 eksi 5 A 12 eksi A 5 aritmetik dizilerde bu fark her zaman 12 eksi 5 7 7 tane R'yi verir. Uzun uzun yapmaya gerek yok aslında. 7R 14'ten R'yi ne bulursunuz? 2. Tamam, R'yi 2 bulduk. Buraya kadar tamam. R'yi şuraya yazayım ben. R 2. Neyi soruyorsun? Bu dizinin ilk 30 teriminin toplamı 3000 olduğuna göre ilk terimi kaçtır? He. Bu bir aritmetik dizi. Aritmetik dizide ilk 50 terim toplamının formülü neydi? Sn eşitti. N bölü 2. N bölü 2. Pardon. N bölü 2 çarpı A1 artı An'di. S30 nedir? S30 eşittir. 30 bölü 2 çarpı A1 artı A n, yani A30. Şimdi ben bunun toplamının ne olduğunu biliyorum. 3000 olduğunu biliyorum. Tabi düzenleyeyim. Böl şunu. 3'ler gider. 1000. 2 ile çarp 2000. A1 artı A30 ne çıktı? 2000 çıktı. A1'i biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. R'yi biliyorum sadece. 30. terim A1 30. terim olduğuna göre ilk terimi kaçtır? A1'i istiyoruz. A1 nedir diye. Şöyle yazacağız arkadaşlar. R'yi biliyoruz, unutmayın. A1 artı A1 artı 29 tane R eşittir 2000. Değil mi? Neyi biliyordum? A1'i bilmiyordum ama 2 tane A1 artı 29 tane R eşittir 2000. Sanırım sıkıntı yok. R'yi ne bulmuştum? R'yi 2 bulmuştum. R'yi 2 yazarsanız A1 eşittir 29,58. 2000 eksi 58 yaptı ve burada bir hata var. Çünkü A1 bunlardan biri değil. Bir dakika. Bir yerde hata yaptım. Bir kısaca baştan bir daha bakacağım. Güzel soruymuş çünkü. Dizinin 5. terimi 12. teriminden 14 eksiktir. 5. terimine 14 ekledim. İşlemi yavaş yapayım. Artı 14 ekledim ve ne çıktı? Ne çıktı? 12. terimi demişti. A12 çıktı. Buradan A12 eksi A5 eşit 14 çıktı. Şurası 7R'ydi. 7R eşittir 14'ten R'yi 2 buldum. Sıkıntı yok burada. Bu dizinin ilk 30 teriminin toplamı 3000 olduğuna göre ilk terimi kaçtır? Yani S30 3000. 30 bölü 2 çarpı A1 artı A30 eşitmiş. Bu toplam 3000'e. Tamam. 30'a böl. Burada hata yapmış olabilirim. 30'a böl 100. 2 ile çarp 200. A1 artı A30 eşittir 200 çıktı. Tamam. 2 tane, hatta şöyle yazayım. A1 artı A1 artı 29 tane R. Yani şuraya A30'u yazmış oldum. Eşittir 200. 2 tane A1 artı R2 idi. 58 eşittir 200. Tamam, şimdi çıktı. 58'i atın. 2 tane A1 eşittir 200 eksi 58. 50 olsaydı 158 daha çıkan 142. 2 A1 eşittir 142. A1'de ne çıktı? 71 çıktı. Cevabımız bulmuş. Küçük bir işlem hatası yapmışım. Evet. 55. Bir aritmetik dizinin 4. terimi 18, 6. terimi 48 olduğuna göre dizinin 9. terimi kaçtır? A4 18. A6 48. Bak. A6 eksi A4 eşittir 48 eksi 18'den ne? 30. Bu 2R demek. Uzatmıyorum artık. 30. R'yi ne buldunuz? 15. R 15. 9. terim. A9 eşittir. A4 artı 5R. A9 ne? 18. A4 ne, pardon, 18. 5R 5 kere 15 75. Toplayın arkadaşlar. Ne çıkar? 93 çıkar. Cevabımız nedir ne? 56. Aritmetik dizide diyor A2'yi A4, A6 ve A8'in toplamı 36 olarak vermiş. A1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi şurası şöyle yazılabilir. A2 ya da kalsın öyle ya da yazalım aynen. A2 artı 2R. A2 artı 4R. 6'yı yazdım. A8 yazıyorum. A2 artı 6R eşittir 36. 3 tane A2. A2'li yazmamın nedeni belli aslında. A2'yi biliyorum çünkü. R'ler toplamı da 14R. 14R eşittir 36. Şu 6. A2'ye 4. 3 kere 4 12. 12 artı 14 tane R eşittir 36. Karşıya alın arkadaşlar. 14 tane R eşittir 24 çıkar. Bir yerde hata yaptım mı? Bir dakika, merak ettim. A2 artı 2R. A2 artı 4R. A2 artı 6R. 12R. Tamam. 12R. 14 değil.
12 tane R bunlar. R'de ne buluyoruz? R'yi de 2'yi buluyoruz. Tamam. A1 istiyorsun. E tamam, bak burada A2 var. A2 eşittir A1 artı R'dir. E bu 4. E A1 artı 2. A1'i de ne bulursun? 2 bulursun. Cevabımız nedir, ne olacak? 57. Yaşları 60, yaşları toplam 60 olan 6 çocuğun yaşları aritmetik bir dizinin terimleridir diyor. En çocuk 5 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk kaç yaşındadır? Yani 5 artı A, B, C, D, E. 6 kişi var. Hepsinin toplamı da belli. Bakın, dizi aritmetik diziyse bu A1 ise bu A6'dır. E şimdi neyi biliyorum ben? S6'nın o 60 olduğunu biliyorum. Yani terimler toplamının 60 olduğunu biliyorum. 6 terim toplamı 60'tır burada. S6 nedir? S6 da şudur. 6 bölü 2 çarpı A1 artı A6 eşittir 60. 6 bölü 2, 3. Al karşıya 20. A1 artı A6 ne olmalı? O 30, yok. 3, 20 olmalı. A1 5, demek ki bu herif 15 yaşında. Cevabımız Deniz'de. 58. Bir AN aritmetik dizisinde iki şey verilmiş. A5 hangisidir diye soruluyor. Hepsini A1 cinsinden yazabilirim. A1 cinsinden yazabilirim hepsini. Oradan da işlem yapabiliriz. Tamam. Şurası nedir? A1 artı 7R'dir. O zaman şöyle olur. 3 A1 artı 7R eşittir 23. Aşağıda da A1 artı 3R var. A4'ü. O da 2 tane A1 artı 3R eşittir 12 diye yazılabilir. R'yi, A1'i istediğimi bulabilirim aslında. Hangisini yok etmek daha kolay? Bakıyorum. Sanki aslında ikisi de aynı gıcıklıkta yok etmesi. Toplasam 5 A1 artı 10 R çıkar. Toplayayım arkadaşlar. 5 tane A1 artı 10 tane R eşittir 35 yaptı. 5'e bölün. A1 artı 2 R eşittir 5'e bölün 7 yaptı, değil mi? Evet. Bu A3 demek. A3 de neymiş? 7'ymiş. A3 7'ymiş. A3'ün 7 olması bir işime yaradı mı? Aslında yaramadı gibi. Neyse. Şöyle yapalım. Şunu A3 yazmayalım da şunu tekrar alayım bir ben. 2 tane A1 artı 3 tane R12 ya. Biz burayı eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 A1 eksi 6 R değil, eksi 4 R. Eksi 4 R eşit eksi 14 olsun. Toplayalım. Şunlar gitsin. Eksi R eşit eksi 1'den R'yi 1 bulalım. Güzel. R1 ise R'ye 1 yazın. A1'i de 5 bulursunuz. A5'i istiyorsunuz. A5 nedir? A5 A1 artı 4R'dir. A1 nedir? 5. Artı R nedir? 1. 4 kere 1. 4. Ne çıktı? 9 çıktı. Bir yerde hata var. Nerede hata var? Nerede hata var? 23, 12, 2. Şunu hemen kısaca bir uzuncu yazalım. Şurası A1 artı 7R'ydi. Hemen 3 tane A1 artı 7 tane R eşittir 23'tü. A1 artı 3R. Burası da 2 A1 artı 3 tane R eşittir 12 idi. Topladım. 5 tane A1 artı 10 tane R eşittir 35 çıktı. 5'e böldüm. A1 artı 2R eşittir 7 çıktı. 2 tane A1 artı 3R eşittir 12 idi. Burayı 2 ile eksi 2 ile çarptım. Eksi 2 A1 eksi 4 tane R eşittir eksi 14 oldu. R2 çıkıyormuş. R2 çıktı. R2 ise ya R2 yazın. A1'i ne bulursunuz? Şurada yazıyorum, bakın şurada. 2 yazın 4, 3 çıkar. A1 3 çıkar. Ne istiyorsun? A5'i. A5 eşittir. A1 artı 4 tane R. A1 neydi? 3 R neydi? 2 kere 4, 8. Ne çıktı? 11 çıktı. Benim gibi acele etmeyin. AN aritmetik dizisinde verilmiş A41 isteniyor. A1 1'miş. A5 5 artı x'miş. A15 de şuymuş. Bir cinsinden yazılabilir aslında. Yani x'i elde etmek istiyorsam eğer. Şöyle yazabilirim. Mesela A1, A5 daha doğrusu eşittir. A1 artı 4 tane R. A5 ne? 5 artı x eşittir. A1 ne? 1. 4 tane R, 4 tane R kalsın burada. Mesela şöyle de yazabilirdim. Mesela A1 ile A15 arasında ilişki yazabilirdim. A15 eşittir A1 artı 14 tane R. A15 10 artı 3x. A1 1. Burası da 14R'de 14R. Şimdi nasıl bir düzen yazabilirim? Şuradan mesela şöyle yazabiliriz. 4R eksi x eşittir 4.
Burada nasıl bir şey yazabilirim? 9. 14R eksi 3x eşittir 9. Tamam. Şimdi R'yi, x'i bulabilirim. İkisi de elimde artık. İki tane denklemim var. İki bilinenli. Hemen istediğimizde şurayı hemen şöyle yapalım. Şöyle mesela eksi 3 ile çarpalım. Eksi 12R artı 3x eşittir. Eksi 12. Toplayın arkadaşlar. Şu 3x'ler gider. Ne çıkar? 2R çıkar. Ne çıkar? 2R. Eksi 3 çıkar. R'yi ne bulurum? Eksi 3 bölü 2 bulurum. İnşallah işlemde hata yapmadım. R yerine yazın arkadaşlar. X'i bulun. R'de yerine yazarsam şurada yazıyor olayım. R eksi 3 bölü 2. 4 çarpı eksi 3 bölü 2 eksi x eşittir 4. Ne yapar? Eksi 6 eksi x eşittir 4. X ne çıktı? X eksi 10 çıktı. Tamam. X ve R elimde. Ne istiyorsun? A41'i istiyorsun. Tamam. A41 eşittir. R yetiyormuş aslında. A1 artı 40 tane R. A1 ne? 1. 40 tane R. 40 çarpı eksi 3 bölü 2. Ne yapar burası? 20 eksi 60 eksi 59 gibi bir şey çıktı. Ve ulaşıklar da var. Evet. Cevabımız Edirne. X'e hiç ihtiyacım yokmuş. Biraz uzattım yani. 60. Aritmetik dizisi için diyor. A8 artı A9 28. A5 artı A7 23 olduğuna göre A1 kaçtır diye sorulmuş. Bu bir aritmetik dizi belirtilmiş soruda. Şimdi hepsini A1 cinsinden yazabilirim ama burada mantık şu olsun. Hepsini A'nın küçüğü cinsinden yazayım. Buradaki en küçüğü A5. A5 cinsinden yazalım. Mesela şu A5 artı 3R olur. Diğeri A5 artı 4R olur. 28'miş. Bakın ne oldu? 2 tane A5 artı 7 tane R eşittir 28. Burası A5 artı A5 artı 2R eşittir 23. Bu da 2 A5 artı 2R eşittir 23. Şimdi altına yazacak olursam 2 A5 artı 2R eşittir 23. 5R eşit birbirinden çıkarıyorum. 5. R'yi nerede buluyorum? 1. R'ye 1 yazın. R'ye 1 yazarsanız 7, 21. A5'i şey buluyoruz. 1 yazarsanız R'ye 7, 21. 21 bölü 2 buluyorum. A5'te 21 bölü 2'ymiş. Umarım hata yapmadım. A1 kaçtır diye soruyor. Hemen yazalım. A5 eşittir. A1 artı 4 tane R. A5 neymiş? 21 bölü 2. A1 ne? Bilmiyorum. R'yi biliyorum. 4, 1. 4 kere 1, 4. 4 çıkaracaksınız. 21 bölü 2 eksi 4 eşittir. A1 oldu. 8, 15 bölü 2 mi çıktı? Yok. 21, 21'den 8 çıkarım. 13. 13 bölü 2 çıktı. Cevabınız Adana. Bir aritmetik dizinin 23. terimi A olduğuna göre diyor. 21 ve 25. terimlerin toplamının A cinsinden diğer aşağıdakilerden hangisidir? 21 ve A olduğuna göre. Bakın. A 23 A ise A 21 artı A 25'i istiyor. Değil mi bu adam benden? A 21 artı A 25. Yanlış anlamadım değil mi? Arkadaşlar 23. 23. A olduğuna göre 21. ve 25. terimlerin toplamının A cinsinden diğer. Aynen. Şimdi şöyle yazabilirim. A 21 artı A21 artı kaç R? 4R. Burası 2 tane A21 artı 4R olur. Değil mi? 2 tane A21. 4, 2 parantezinde A21 artı 2R olur. Bu toplamı istiyordu benden. Bakın ne çıktı? Burası A23'tür. 2A23 çıktı. Demek ki cevabınız 2A. A23 A'ydı çünkü. 62. 64 ile 4 arasında aritmetik düzey oluşturacak şekilde 4 terim yerleştirilerek ilk 6 terimi oluşturulan azalan bir aritmetik dizinin ilk 8 terim toplamı kaç olur? Azalan diziymiş. Yani 64'ü koydum. Sonra arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde 4 tane terim koyuyorsunuz. 4 terim var burada. 4 tane terim ve en sonunda da 4 var. Sonuçta kaç terim var? 6 terim var. O zaman şu A1'dir. Bu da A6'dır. O zaman şöyle yazabilirim. A6 eşittir. A1 artı 5R. A6 neymiş? 6 mı? Yok 4. A6 4'müş. A1'de 64 artı 5 tane R. 60 R'yi eksi 12 buluruz. R eksi 12. Şimdi ne istiyorsun? İlk 8 terim toplamını. S8 isteniyor. S8 nasıl bulunuyordu? Aritmetik dizide. S8. S8 eşittir. 8 bölü 2 çarpı A1 artı A8. Şimdi ben A1'i de biliyorum. A6'yı da biliyorum. Şöyle yazabilirim. Bak 8 bölü 2 4 çarpı A1'i biliyorum. Kaç A1? 64. A8'de şöyle yazarım. A6 artı 2R diye yazarım A8'i. Niye? A6'nın 4 olduğunu biliyorum. 4.
R'nin de eksi 12 olduğunu biliyorum. Eksi 24. Ne olur? Eksi 20 olur. Tamam, buraya da eksi 20 yazarım. Ne yaptı? 4 çarpı 40, 4 yaptı. 160, 16 daha. 176 gibi bir şey çıktı. 4 işlemi kötü olan biri için bir defada bu soruyu çözmek takdire şayan. Bir aritmetik dizinin ardışık üçlerinin toplamı 18. Peki. Çarpımı 120 olduğuna göre bu 3 terimin en büyük oranı, bu 3 terimin en büyük olanı kaçtır demiş. Bu 3 terimin en büyük olanı. Şimdi ardışık 3 terimin toplamı. Şöyledir arkadaşlar. Ardışık 3 tane terim yazdığınızda mesela ardışık R'si 5 olan şöyle. İlk terimi 2, 5, 7 ekle, pardon R'si 5 ise 5 ekle, 12. Ardışık 3 terim bunlar. Bakın. Şu ikisinin toplamı ortadakinin her zaman nedir? 2 katıdır. O zaman ben şöyle diyebilirim. Derim ki A, B, C diye 3 tane şeyim var. Ya da A1, A2, A3 olsun. A1, A2, A3 olsun. A1 artı A3 2 tane A2'dir. Şimdi bu ardışık terimin 3'ünün toplamı 18 ise eğer A1 artı A2 artı A3 eğer 18 ise ben şu ikisinin toplamına 2 A2 yazarım. Burası 3 A2 olur. Eşittir 18'den A2 ne bulursunuz? 6 bulursunuz. Burası 6'ymış. Çarpımı da 120'ymiş yani. A1 çarpı A2 çarpı A3 de 120'ymiş. Şunu 6 yazarsanız A1 ile A3'ün çarpımını da ne bulursunuz? 20 bulursunuz. 20 nedir? 2, 10, 4, 5. Ne olacak? 2, 10. Bak 2, 10 yazın. 4, 4 arttı. Terimleri buldum aslında. En büyüğünü soruyor. Cevabımız o. 64. İlk terimi 1 olan, ben de size ilk defa çözüyorum. İlk terimi 1 olan diyor bir aritmetik dizide ilk 5 terim toplamının ilk 3 terim toplamına oranı 35 bölü 12 olduğuna göre 8. terim kaçtır? İlk terimi 1, A1, 1 olan bir aritmetik dizide ilk 5 terim toplamı ilk 3 terim toplamına oranı 35 bölü 12. Yani S5 bölü S3 ilk 5 terim toplamı ilk 3 terim toplamına oranı 35 bölü 12. S5 ne? 5 bölü 2 çarpı A1 artı A5. S3 ne? 3 bölü 2 çarpı A1 artı A3. Neye eşitsin? 35 bölü 12'ye eşitsin. Tamam. A8 nedir diye sorulmuş. Şimdi bölü 2'ler gider 5 bölü 3 çarpanı kalır. A1 artı A5 bölü A1 artı A3 eşit 35 bölü 12 böl 5'e 7 böl 5'e 4 7 bölü 4. O zaman bakın şöyle oldu. A1 artı A5 bölü A1 artı A3 eşit oldu. Eşit oldu neye? 7 bölü 4'e. Bak aralarında asal. O zaman A1 artı A5'e 7 de abi. A1 artı A3'e de 4 de. Hepsini A1 cinsinden yaz. A5 nedir? A1 artı 4R'dir. O zaman burası 2A1 artı 4R eşit 7. Burası da 2A1 artı A3'e eğer A1 artı 2R yazarsanız 2R eşittir 4 olur. Çıkarın 2R 3 olur. R'yi de 3 bölü 2 bulursunuz. Ne istiyorsun benden? 8. terimi istiyorsun. Şöyle hemen örneğin şuraya yazalım. 2A1 3R'ye 3 yaz. 3 bölü 2 yazacağız. 2 tane A1 artı 4 çarpı 3 bölü 2'den 2 6 eşittir. 7 A1'i de ne yapalım? 1 bölü 2. A1 de 1 bölü 2. Tamam. Neyi arıyoruz? A8'i. O zaman şöyle yazayım bak. A8 eşittir. A1 artı 7 tane R. A1 ne? 1 bölü 2 artı 7 tane ne? 3 bölü 2. Şu 7 tane 3 bölü 2. O zaman ne oldu? 1 artı 21 bölü 2 yani 22 bölü 2'den 10, pardon yanlış mı yaptım? 21 bölü 2, 22 bölü 2'den 11 buldum. Şıklarda yok. Bir şeyi yanlış yaptık. R'si 3 bölü 2, A8, A1'i doğru mu buldum? R'ye 3 bölü 2 yazarsam 2, 6, 1, A1, 1 bölü 2 doğru bulduk. Doğru bulduk. Doğru bulduk. 35 bölü 2. Neyse, şey yapmayacağım. İşlemde küçük bir hata yapmış olabilirim. Bunun doğru cevabını siz bulun. Videoda yorum kısmına yazın. Hiç yorum yapmıyoruz çünkü. AN aritmetik dizisinin ilk n terim toplamı SN'dir. A1 3, S20 eksi S10 da 320 olduğuna göre A5 kaçtır diye sormuş. Güzel soru.
Yavaş yavaş yapayım. Bakın S20. Aslında S20 nedir? A1'den A20'ye kadar. S10 nedir? A1'den A10'a kadar. Şey yaparsanız, birbirinden çıkarırsanız A11 artı A12 artı A13 artı nokta nokta A20'ye kadar olan da terimler toplamını bulursunuz. Ama işinize yaramaz. Çok uzun olur. Formül yazalım. S20. 20 bölü 2 çarpı A1 artı A20. Eksi. 10 bölü 2 S10 yazıyorum. A1 artı A10. Eşittir. 320. Tamam. A1 3. A1'in 3 olduğunu biliyorum. Yazalım. Bakın 10 tane A1 artı 10 tane A2. Aslında öyle yazmayayım. Şöyle yazayım. 10 çarpı bu A1 artı 19R olduğu için 2 A1 artı 19R diyorum buraya. Artı 5 çarpı artı değil eksi. 5 çarpı A2 A1 artı 9R diyorum. Eşit oluyor 320'ye. Tamam. A1'i de biliyoruz 3. Hepsini 5'e bölebilirim. 5'e böl 2. 2 ile çarp 4 A1 artı 38R. 5'e böl 5 gitti. Eksi 2 A1 eksi 9R eşittir. 5'e böl 64. 4 A1 2 A1 artı 30 29R eşittir 64. A1 neydi? 3'tü. Yaz burası 6 olur. 6'yı al buraya 29R 6 çıkarın. 58R 2 çıktı. Çok iyi. R'yi mi istiyorsun? Hayır. A5 eşittir. A1 artı 4R'dir. A1 3'tü. R'de 2'ydi. 4 kere 2 8. 11 çıktı. Güzel soru. 66. Bir aritmetik dizide 7. terim eksi 17. 13. terim eksi 29 olduğuna göre ilk 10 terim toplamı kaçtır? Bakın. İlk 10 terim toplamı S10. 10 bölü 2 çarpı A1 artı A10'dur. Şöyle olur. 5 çarpı A1 artı A1 artı 9R olur. Bu da 5 çarpı 2 A1 artı 9R'dir. Tamam. Böyle kalsın. Şimdi bu dizide 17. terim pardon 7. terim eksi 17. A7 eksi 17. 13. terim A13 kaçmış? A13 de eksi 29'muş. Bu ikisini boşuna vermez. Toplayın. Bakın ne çıkıyor. Toplarsanız A7 artı A13 eşittir eksi 46 olur. A1 artı 6R, A1 artı 12R eşittir eksi 46. 2 A1 artı, bakın ne çıkıyor? 2 A1 artı 18R çıkıyor. Doğru mu yazdım? İlk 10 terim toplamı diyordu. Evet. 2 A1 artı 18R eksi 46 çıktı. Çok iyi. Çünkü hiçbir işime yaramadı. Bence birbirinden çıkarmalıydık. Değil mi? Bir dakika. R'sini bulurum. R'sini bulurum. Peki A1'ini bulabilir miyim? Hepsini bulabilirim aynen. A ne demişti? A13. Terimi. A13 eksi 29. A7. Terim. A7. Terim de eksi 17. Çıkarın arkadaşlar. A13 eksi A7 eşittir. Eksi 29 eksi 12 mi oluyor? Eksi 12 oluyor. A13'ü A1 artı 12R eksi A1 eksi 6R olarak yazabilirim. Eşittir. Eksi 12. Şu A1'ler gider. 6R eksi 12'den R'yi ne bulursunuz? Eksi 2 bulursunuz. R'ye eksi 2 yazarsanız eğer şimdi. R'ye eksi 2 yazabilirim. A1'i bulabilir miyim? A1'i bulabilirim. A7 eşittir. A1 artı 6R'den R'ye eksi 2 buldum. A7'de eksi 17 idi. Eksi 17 A1 artı hatta eksi 12 olur burası artık değil mi? R'ye eksi 2 yazarsam. Alın A1'i de eksi 5 bulursunuz. Tamam her şey tamam. Eksi 5 yaz eksi 10 olur. R'ye eksi 2 yaz eksi 18 olur. Eksi 28. Eksi 28 çarpı 5 eksi 140. İşlemi gıcıkmış bayağı. Cevabınız C. Evet, 67. soru. İlk terimi 3 olan bir aritmetik dizinin ilk 10 teriminin toplamı 165 olduğuna göre bu dizinin ortak farkı hangisidir demiş. İlk teriminiz 3, aritmetik dizinin ilk 10 teriminin toplamı da belli. Bakın şöyle yazacaksınız. S10 eşittir 10 bölü 2 çarpı A1 artı A10 eşitmiş 165'e. 5 çarpı A1 artı A1 artı 9 tane R eşittir 165'e. 165'i 5'e bölün 33 mü yapar? 150, 15 aynen.
2A1 artı 9R eşittir 33. Yanlış bölmediysem eğer. İlk terimi 3'tü. Burası 6 oldu. A9R 6 çıkarın. 33 eksi 6. 27 çıkar değil mi? 9R 27. R'yi de ne bulursunuz? 3 bulursunuz. 68. 9. terimi 10 olan bir aritmetik dizinin ilk 17 terimi toplamı kaçtır diye soruluyor. Bakın şöyle. A9'unuz 10. Nasıl vermiş bak. A şey neyi arıyorsun? İlk 17 terim toplamı. Yani S17'yi arıyorsun. 17 bölü 2 A1 artı A17. Bak ne olacak? Şurası 17. Burası 17 bölü 2 çarpı A1 artı A1 artı 16R'dir, değil mi? Bu ne olur? 17 bölü 2 çarpı 2 tane A1 artı 16R. İki parantezini alın. 17 bölü 2 çarpı iki parantezinde A1 artı 8R. Şunlar gider. Zaten bu da kaça eşitti? Ha, onu istiyorsun. 17 tane A1 artı 8R. A1 artı 8R zaten A9'dur. A9'u da 10 olarak vermiş. Buna da 10 yazarsanız 170 bulursunuz cevap. Cevabınız denizdi. Evet, geldik 69. soruya. Bir aritmetik dizinin 3. terimi ile 9. terimin toplamı 4x. Yani A3 artı A9 eşitmiş 4x'e. 4. terimi ile 12. teriminin toplamı 8x. Olduğuna göre bu dizinin 7. terimi hangisidir? Şimdi A3, A9, A4, A12. 1'e 3, 1'e 3 oran var. İlginçmiş. Açarsanız aslında şöyle yazabilirsiniz. A1 cinsinden açtığınızı düşünün arkadaşlar. 7. terimi arıyoruz, unutmayın. Burası A1 artı 2R. Burası A1 artı 8R. 2A1 artı 12R olur. Eşittir 4x. Doğru mu yazdım? 2 buradan, 8 buradan. 2R buradan gelecek. 8R buradan 10R olacak. Şurası yanlış oldu o zaman. 2 tane A1. 2R buradan, 8R buradan 10R eşittir 4x. Güzel. 2'ye bölün. A1 artı 5R eşittir 4x. Biz buradan aslında A6'yı bulduk. A6 kaçmış? 4x'miş. A6 4x'miş. Şimdi de şunu bulalım. Bakın ne olacak? Güzel soruymuş. A1 artı 3R. A1 artı şurası 2A1 olur. Buradan 3R gelir. Buradan 11R gelir. Toplayın. Kaç R olur burası? 14R mi olur? 3R 11 aynı. 14R eşittir. Kaça 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 8x'e. 2'ye bölün. A1 artı 7R eşittir 8x'e. Pardon, böldüm değil mi ben bunu? 2 parantezini aldım. 2'ye böldüm. Şurası 2x olur o zaman. Burası da 4x olur. Ne oldu burası? A1 artı 7R nedir? 8R'dir. 8R pardon. 8R nereden çıktı? A1 artı 7R de A8'dir. A8'de ne buldum? 4x buldum. Bak A6 ve A8'i buldum. A6 ile A8'in toplamı aritmetik dizide A6 artı A8 2 tane A7'dir. Toplamı kaçtır? 6x'tir. 6x 2'ye bölün. A7'yi ne bulursunuz? 3x bulursunuz. Yaşı soru. 70. İlk n terim toplamı Sn eşitmiş. N kare artı 1 bölü 3. Aritmetik dizisinde diyor A5 bölü A3 oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi A5 bölü A3'ü arıyoruz. Sn ile aritmetik diziyle neyi bulabilirim? A5'i şöyle bulurum. S5 eksi S4 A5'tir. S4 eksi S3 de A3'tür. Pardon, A4 olur bu. Şöyle olmalı. S3 eksi S2 eşittir A3'tür. Neden S5? S5 eksi, yani şunu göstereyim. S5 eksi S4. S5 nedir? A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A4 artı A5'tir. Bu S5. Çıkar S4'ü, yani A1 artı A2 artı A3 artı A4. Çıkarırsanız ne olur? Şunlar gider. Sadece A5 kalır. Bu mantıkla yazdım. O zaman şimdi S5. 5 yazın. 5'in karesi 25. 26. 26 bölü 3. 26 bölü 3. Eksi S4. 4 yazın. 16. 17 bölü 3. 17 bölü 3. Kaç? 9 mu? 9 bölü 3. 3. Bu ne yaptı? 3. Demek ki şu A5 3'müş. Tamam. S3. 3 yazın. 9, 10. 10 bölü 3. 2. 2 yazın. 4. 5 bölü 3. Eksi 5 bölü 3. Ne yapar? 5 bölü 3 yapar. 5 bölü 3 ters çevir çarpım 9 bölü 5. Cevabınız Denizli. 71. AN aritmetik dizisinin ilk n terim toplamı Sn'dir. S4 eksi S2 eksi 6, S7 eksi S5 de 6'ymış. AN gelen terim aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor.
Şimdi S4'ten S2'yi çıkarırsanız A1 artı A2 artı A3 artı A4'ten A1 artı A2 çıkarırsanız burası A3 artı A4 olur. Bu da eksi 6'ymış. Bu da A6 artı A7'dir ve bu da 6'dır. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Hepsini A1 cinsinden yazıyor olduğumuzu düşünürsek eğer. 2A1 iki tane A1 bunlardan gelecek. Buradan 2R gelecek. Buradan 3R gelecek. 5R. Artı 5R eşitmiş eksi 6'ya. Bu 1. 2A1 yine geldi. 2A1. 5R buradan, 6R buradan 11R. Artı 11 tane R eşittir. Kaça? 6'ya. Şimdi yok etme metoduyla sallıyorum. Şunu eksiyle çarpın. Onu eksiyle çarparsan nasıl olacak? Şöyle olacak. Eksi 2A1 eksi 5R eşittir 6'ya. Toplayın arkadaşlar. 2A1'ler gider. 6R mi oluyor? 6R eşit 12. R'yi ne buluyorsunuz? 2. R'ye 2 yazın herhangi birinde. Sallıyorum. Şunu da yazıyor olayım. R 2 yaz. 10 at o tarafa. Eksi 16 2'ye böl. Eksi 8. A1 de eksi 8'miş. Şimdi aritmetik dizide genel terim nasıl yazılır? An eşittir. A1 artı n eksi 1 tane R diye yazılır. An'i bilmiyorum. A1'i biliyorum. Eksi 8 artı n eksi 1 çarpı R'yi de biliyorum 2. Ne oldu? 2 n eksi 2 eksi 8. 2 n eksi olmuş. Cevabınız Adana. Umarım öğretici oluyordur. Bu konudan soru çıkacak. Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı Sn n çarpı n artı 2'dir. Bunun dizinin 6. terimi. Yani ne? S-6, S5 6. terimi. 6 yazın. 6 çarpı 8, 48. Eksi 5 yazın. 5 kere 7, 35. Çıkarın ne çıktı? 13. Cevabınız Adana. Bit. Evet. Neredeyiz? 73. Aşağıdaki verilen son diziler hangisi bir geometrik dizi değildir? Aritmetik bitti. Geometrikteyiz. Geometrik dizi olması için ardışık terimler arasındaki oranın eşit olması lazım. Aritmetik dizide ortak bir fark varken geometrik dizide ortak bir oran vardı. O yüzden de ne olmalı? O yüzden de ortak bir oran olmalı. Bakın buradaki oran 1 bölü 2. Yine 1 bölü 2, yine 1 bölü 2. Burada var. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1. Burada var. 1 bölü 2, 0. Burada yok. Cevap denizde. Gözüme çarpana bakıyorum. Uzun uzun diğerlerine bakmıyorum. Bir geometrik dizinin ikinci terimi 3 bölü 2, altıncı terimi 24'tür. Buna göre bu geometrik dizinin beşinci terimi hangisi olabilir demiş. Şimdi A2 3 bölü 2'ymiş. A6 24'müş. Biz neyi arıyoruz? A5 nedir diye arıyoruz. Bakın A6 eşittir. A2 çarpı R üzeri 4. Artık ne var? Artık şu var. An eşittir A1 ya da AK çarpı R üzeri n eksi K var. Artık geometrik diziye geçtik. Buradan A6 dediğiniz nedir arkadaşlar? 24'tür. A2 dediğimiz nedir? 3 bölü 2'dir. Bu da R üzeri 4'tür. Şunu götürse işte 8, 16. 16 eşittir R üzeri 4. R ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Olabilirlik buradan doğuyor işte. 5. terim için R'yi 2 mi alacaksın? Eksi 2 mi alacaksın? Ona bakacağız. Hepsi pozitif. R'yi 2 alacağım. Şıkların hepsi pozitif. A5 eşittir. A işte nedir? A2 çarpı R küp yazabilirim. A2 nedir? 3 bölü 2. R nedir? 2. 2'nin kübü. Bu da 3 bölü 2 çarpı 8. 6 kere 3, 18. Var mı? Pua. Yok mu? 8, 4, 12 çıkıyor ya. Nereden çıktı 18? Cevabınız Edirne. Olabilirlik kullandım. Cevabınız Edirne çıktı. Evet, dizisinin ortak çarpanı kaçtır? Aslında dizimin ortak çarpanı en kimin kuvveti ise en o geometrik dizinin ortak çarpanıdır. Burada en kimin kuvveti 2 bölü 5. Cevap 2 bölü 5. Bir geometrik dizide 4. terimi 1, 7. terimi 27 olduğuna göre 5. terim kaçtır? Şöyle yazıyorum o zaman. A4 1. A7 27. Bak ne yazabilirsin bu ikisi arasında? A7 eşittir A4 çarpı R küp yazabilirsin. Burası 27. Burası 1. Burası da R küp. R'yi ne buldun? 3 buldun. Tamam. R3. 5. terimi mi arıyorsun? A5 eşittir A4 çarpı R üzeri 1. A4 1. R de 3. 1 kere 3. Cevap 3. 77. Ortak çarpanı kaç olabilir? Şimdi A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4. 1 bölü 27 eşittir 3 çarpı R üzeri 4. Karşıya alın. 1 bölü 81 eşittir R üzeri 4. Bu da ne yapar? 3 üzeri eksi 4 eşittir R üzeri 4 yapabilir. R buradan şöyle yazabilirim. 3 üzeri eksi 1 üzeri 4 eşittir R üzeri 4. 1 bölü 3 üzeri 4 oldu. Tamam, R nedir o zaman? R 1 bölü
3'tür diyebilirsiniz. Terimleri geometrisinin açık 3 terimi olduğuna göre A kaçtır? Burada da ne var? Şöyle mesela bir terimi 3, 5 katı 15, 5 katı 75. Bakın şunla şunu çarpın. 75 kere 3 ne yapar? 225. Bu 225 nedir? Bu 225 ortadaki terimin karesidir. Yani A1, A2, A3'ü yazsaydım derdim ki A1 ile A3'ü mü çarpıyorsun? O zaman sen A2'nin karesini buldun. Yani aslında 3 ile 1 topla buradaki indeksin çıkıyor her zaman gibi düşünebilirsiniz. Yani ne yapabilirim? Şöyle diyebilirim. Şunla şunu çarp 2 artı 4'ün karesidir. Yani A artı 2 ile 5A artı 6'yı çarp. Neyi bulursun? Neyi bulursun? 2A artı 4'ün karesini bulursun. Çarpalım 5A kare artı 6A artı 10 tane A artı 18 eşittir. 2A artı 4'ün karesi 4A kare artı 8 16A artı 16. 5A kare burada kaldı A kare. 16A kare var burada. Onlar da gitti. Çok iyi. Bunu buraya aldım. Bir dakika. İşlemde biraz acele ettim. Terimleri bir geometrisinin artı 3 terim olduğuna göre A kaçtır? A artı 2. A artı 2 çarpı 5A artı 6 eşit 2A artı 4'ün karesi. Sıkıntı yok. Doğru yazmışız. Doğru yazmışız. 5A kare çarpıyorum. Artı 6A artı 10A artı 12. Daha değil mi? 18 mi? Ne yazmıştım? 4A kare artı 16A artı 16. Tamam. 4A kare kaldı A kare. 16A kare 16A'lar gitti. Oradan kaldı 4. A kare 4 ise A nedir? 2'dir. Cevabınız bu oldu. Pozitif terimli bir geometri dizinin 7. terimi 3 bölü 2 üzeri 12. 13'ün terimi de bu olduğuna göre 13 terimi kaçtır? 7'inci terimi. A 7 eşittir. 3 çarpı 2 üzeri eksi 12. A 13 de eşittir. 3 çarpı 2 üzeri eksi 8. Şöyle yazabiliriz. A 13 eşittir. A 7 çarpı R üzeri 6. A 13 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 2 üzeri 8. Eksi 8. A 7 de 3 çarpı 2 üzeri eksi 12. Horozumuzu ötüyor. Şunlar gitti. 2 üzeri kaç olur? 4 mu olur? 2 üzeri 4 olur. Aynen. Eşittir. R üzeri 6. Tamam böyle kalsın. R küp eşittir 2'nin karesi. Böyle kalsın. 13 derim. A 10 eşittir. Herhangi birini kullanayım. A 7'yi kullanayım. A 7 çarpı R küp. Bak A 10 arıyorum. R küp kullanacağım şimdi. A 7 ne? 3 çarpı 2 üzeri eksi 12 çarpı R küp ne? 2'nin karesi yani 4. Bu da ne yaptı? 3 çarpı 2 üzeri eksi 10 yaptı. Yani 3 bölü 2 üzeri 10. Cevabınız bolu. Bence güzel soruyormuş. 80. Tüm soru çeşitlerini görün diye biraz uzun tutuyorum bunu. Yine videoyu açın. Soruyu çözmeye çalışın. Çözemediniz ya da çözdünüz. Açıp kontrol edin. Bir sonrakine geçin. AN geometri dizisinde A3 ve A4 çarpımının 5 olduğu söylenmiş. Bu dizinin ilk 6 teriminin çarpımı kaçtır? İlk 6 teriminin çarpımı. Bu dizinin ilk 6 teriminin çarpımı. Yani A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5 çarpı A6 eşittir kaç diye sormuş. A3'ü A4'ü biliyoruz. O ona kadar güzel. Şimdi aklıma bir sürü şey geldi. Daha kısa bir şey yapabilir miyim? Biraz bakayım bir dakika. A1, A2, A3, A4. İşte yazdığımı düşüneyim. Yani yok gibi gözüme çarpan. Neyse yazalım. Şurası A1, A1 çarpı R üzeri 2 çarpı A1 çarpı R üzeri 3 eşittir 5. A1 kare çarpı R üzeri 5 eşittir 5. Bu bir kalsın. Hepsinden A1 alsam. A1, 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 A1. A alt tane olduğu için alt derim. A1 üzeri 6 çarpı. Buradan bir tane R. R üzeri 1 gelecek. R üzeri 1. R üzeri 2 gelecek. R üzeri 3 gelecek. R üzeri 4 gelecek. R üzeri 5 gelecek. R üzeri ne yapar? 5 yapar. R üzeri 15 yapar. Eşit. Bu da ne yapar? Aslında şöyle yapar. A1 üzeri 2 çarpı R üzeri 5'in kübüdür. Vay güzel ayarlamışlar. Bu da 5'in kübü. 125 cevap. Yani cevabınız Edirne.
81. Pozitif terimli bir AN geometrik dizisinde A1-3, A5 ikizköküş. Bu dizinin kaç terimi 729'dur? A5 eşittir A1 çarpı R üzeri 4'tür. A5 243. A1 çarpı A1 zaten belli. 3 çarpı R üzeri 4. 81 mi yapıyor şurası? 81 R üzeri 4. R'yi ne buldunuz? 3 buldunuz. O zaman şöyle yazabilirim. 729 eşittir A1 çarpı R üzeri. Bakın diyelim ki A10, R üzeri 9. Bu X'i bulacağım. 1 ekleyeceğim. Mesela X'i 9 bulursam 9 artı 1 cevabı 10 olacak gibi. 729, 3 üzeri kaçtır? 3 üzeri bir şeydir. Çünkü şu 3, şu da 3 üzeri kaç ya? 3 üzeri 5, 3 üzeri 6. Çarpı R üzeri X. Gitti 3 üzeri 5. R zaten neydi? 3'tü. 3'ü yazarsam 3 üzeri X üzeri 5'ten R'yi ne buldum? X'i ne buldum? X'i 5 buldum. Demek ki 5 yazarsam A1 çarpı R üzeri 5 A6 olacağı için cevabınız 6. 82. 8 ile 120 sayılar arasında diyor. 128 sayılar arasında uygun olan 3 sayı yerleştirilerek 5 terimli geometri dizisi oluşturuluyor. 3 sayının çarpımı kaçtır demiş. 8. Bir sayı eklemiş. Diyelim ki A, B, C. İşte nedir? Aslında şöyle yazabilirim. Yani buraya A2 diyeyim, buraya A3 diyeyim, buraya A4 diyeyim. O A5'te 128 olsun. Yani şu A1 oldu, şu da A5 oldu. Tamam. Şimdi bundan sonrasında şöyle yazabilirim. A5 128. A1 de 8 olduğuna göre şöyle yazılabilir. A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4. 128 eşittir. 8 çarpı R üzeri 4. Burası 2 üzeri 7. Burası 2 üzeri 3. Burası da R üzeri 4. R'yi ne bulursunuz? 2 bulursunuz. R 2'ymiş. R2 ise bakın biz ne istiyoruz? A2 çarpı A3 çarpı A4. A2 çarpı A3 çarpı A4. Yani A1 çarpı R üzeri 1. A1 çarpı R üzeri 2. A1 çarpı R üzeri 3. Değil mi? Şu A1 çarpı R üzeri 2 A3'tür. Şimdi bu da ne oldu? A1 küp çarpı R üzeri 6 oldu. A1'i biliyor muyum? 8. O da 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 üzeri 3. R de 2, 2 üzeri 6. 2 üzeri 9, 2 üzeri 6 çarpın 2 üzeri 15. Güzel soruymuş. Cevabınız bol. Evet, 83. Pozitif terimli bir geometri dizisinde 6. terim, 3. terimin 27 katıdır. Yani A6 bölü A3 eşittir 27. Bu A1 çarpı işte R üzeri 5. Bu da A1 çarpı R kare eşittir 27. Özellikle A1 cinsinden yazıyorum. R küp 27. Neyin kübü 27? 3'ün kübü 27. Ortak çarpan istenmiş. Cevap. 84. Bir geometrik dizinin ilk terimi A. Ortak çarpan 2'dir. İlk terimi A. Ortak çarpan 2. Olduğuna göre eninci terimi B olduğuna göre en aşağıdakilerden hangisine eşittir? Ulaş iyiymiş. İlk terimi A. A1 A. R 2 eniş terim AN B. N. N'i istiyorsun. Tamam. AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N eksi 1 değil midir? AN neydi? B. A1 neydi? A. R neydi? 2. 2 üzeri N eksi 1. Bu da ne olur? B bölü A eşittir 2 üzeri N eksi 1 olur. Bu da ne olur? B bölü A eşittir 2 üzeri N bölü 2 olur. 2'yi karşıya alıp 2B bölü A eşittir 2 üzeri N olur. N'i mi çekeceğim? Logaritma 2 tabanında 2B bölü A eşittir N. Var mı böyle bir şey? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Şey mi yapmış? Şöyle yapmış. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında b bölü a eşittir n. Bu 1. 1 artı logaritma 2 tabanında b bölü a eşittir n. 1 artı logaritma 2 tabanında b bölü a. Cevap Denizli. Yaşlı soruymuş. 85. İlk terimi olan, ortak çarpanı olan geometri dizinin genel terimi hangisidir? An. A1 çarpı R üzeri n eksi 1'dir. İlk terimi 002 yani yazalım. 002 çarpı R neymiş? Ortak çarpanı 100 üzeri 100 üzeri n eksi 1. Bu da nedir arkadaşlar? 2 bölü 100 çarpı 100 üzeri n eksi 1'dir. Şu üstte o şey olarak alınırsa 100 üzeri n kalır. 2 çarpı 100 üzeri n cevabı o zaman. Yani 2 çarpı 10 üzeri 2n. Nerede? Eksi 2 ya. Yanlış yazıyorum. Tamam. 2 çarpı 10 üzeri n eksi 2.
Ya şunu 100 üzeri n eksi 2, şunu düzenleyip yazmış. 10'un karesi üzeri n eksi 2 yazmış. 2 çarpı 10 üzeri 2 n eksi 4. Ya abartmış yani. Nedir yani? Gerçi bunu ÖSYM'de yapıyor ara. Bu terimli bir geometrik dizinin temel terimleri arasında 27 çarpı A üzeri 4, A üzeri 4, A1, A5, A3 olduğuna göre diyor. Ortak çarpma. Güzel. 27 çarpı, bakın hepsini A1 cinsine yazacağım. A1 çarpı R küp çarpı A1 eşit A1 çarpı R üzeri 4 çarpı A1 çarpı R kare. A1'ler sadeleşir. 27 çarpı R'nin kübü eşittir. R üzeri 6'dır. R küp. R küp eşit 27. R'de ne buldunuz? 3 buldunuz. Cevabınız Adana olur. 87. Dizisi geometrik olduğuna göre A değeri kaçtır demiş. Dizisinin geometrik olmasını istiyor. Yani iki terim arasında, ardışık iki terim arasında belirli bir oran var. Bu dizinin geometrik olması için A n artı 3. Şimdi bir şeyin kuvveti şeklinde yazılabiliyor olmalı. Bu şekilde yazabilir miyim? Bu şekilde yazamam. Bu sadece sabit dizi olduğunda geometrik dizi olabilecek. Yani sabit dizi aynı zamanda R'si 1 olan dizidir. Geometrik dizidir. Aynı zamanda da R'si 0 olan bir aritmetik dizidir. Yani hem aritmetik hem de geometrik olan tek bir dizi var. O da ne? O da sabit dizi. Sabit mi? A'nın 1'e n'ler oranı, n'in katsayılar oranı a bölü 1 eşittir 6 bölü 3. A'yı ne bulursunuz? 2 bulursunuz. Aslında güzel soruymuş. 88. Aynı geometrik dizisinin ortak çarpanı 3'tür. A1, A2, A3, A4 toplam 160. A6, A2, A5 de T kaçtır diye soruluyor. Yani hepsini A1 cinsinden yazabilirim. Ortak çarpanı verilmiş, yazalım. A1 şöyle yazabilirim. A1 şuraya yazayım. A1 çarpı artı A1 çarpı R artı A1 çarpı R'nin karesi artı A1 çarpı R'nin kübü eşittir 160. A1 parantezinde 1 artı R artı R kare artı R küp eşittir 160. Ya yazıp şey yapabilirim de ben size verdiğim kuraldan yazacağım. R üzeri 4 eksi 1 bölü R eksi 1 çarpı A1 eşittir 160 diye yazıyorum. Aslında bu ilk 4 terim toplamını veren formüldür. Sn hatırlarsanız geometrikte de şöyleydi. Sn eşittir A1 çarpı R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1 ile bulunuyordu. Ya da 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R. İkisi aynı şeydir. R neydi? R3'tü değil mi? R3. 3'ü yazalım arkadaşlar. A1 çarpı 3'ün 4. kuvveti 81. 80 bölü R 2 eşit 60. 160. Burası 44. A1 4'müş. A1'i de biliyorum. 4'ü de biliyorum artık. Sadece işlem yapacağım. A6. A1 R üzeri 5 eksi A1 R üzeri 4. A1 parantezinde R üzeri 5 eksi R üzeri 4. İstenen bu. A1 neydi? 4. Çarpı R üzeri 5. R'de 3'tü. 3 üzeri 5 eksi 3 üzeri 4. Bu kaç yapar ya? 243 eksi 81 çarpı 4. Oha. 243'ten 81 çıkar, 2 kalır. 14'ten 8, 60, 162. Doğru mu? Doğru. Bir de 4 ile çarp diyor. 400, 240 ve 8. 648. Cevabınız bol. Tehlikeli işlem sorusu. Zor değil ama işlemde hata yapabilirsiniz. Yani yaparken işlemde hata yapacağım diye korktum açıkçası. Bir geometri dizinin 3. terimi 2, 7. terimi 32 olduğuna göre dizinin 9. terimi kaçtır? 3. terimi 2'miş. A3, 2. Geniş terim 32. A7, 32. Hemen arasında ilişki yazabilirsiniz. A7 eşittir. A2 çarpı R üzeri 5. 32 eşittir 2 tane R üzeri 5. Değil mi? Doğru yazdım. Evet. 16. R üzeri 5, 16. Bu böyle kalsın. 9. terim. Bak şimdi nasıl yazacağız. A9 eşittir. R üzeri 5 ya. R üzeri 5. Yerine ne yazabilirsin? A4. A4'ü biliyor muyum? A4'ü biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman şöyle yazayım. A3'ü biliyorum. A7'yi biliyorum. Yani A5'i bilmiyorum. Garip bir dakika. R üzeri 5, A3, A4. Bu R üzeri 4 ya. Nereden R üzeri 5 çıktı? 4. R üzeri 4. R'yi 2 buluyoruz. O zaman A7 çarpı R'nin karesidir bu. A7 32'dir. R karedekinin karesinden 4'tür. 128. Cevabınız denizli.
90. A eksi B 10 artı B sayıları bir geometrisinin arşı güç terimi ve A 10 B sayıları da bir aritmetik dizinin arşı güç terimidir diyor. Buna göre bak 3 arşık dizi aritmetik dizi arasında 3 terim arasında ne yapıyorduk? Uçlardaki terimler toplamı ortadakinin iki katıydı. Yani A artı B 2 tane 10 20'dir. Bu bir. Burada da kare vardı. Yani şöyle A eksi B ile A artı B'nin çarpımı ortadakinin karesi. Yani onun karesinden 100. Bu A kare. Ha gerek yok buna. Şöyle yazabiliyorum. A artı B'ye 20 yazarsam A eksi B'ye 5 yazacağım. A eksi B işi A eksi B istiyormuş. 5 cevap. Güzelmiş. Ortak çarpanı R olan bir geometri dizinin ilk 4 terim toplamının ilk 2 terim toplamının oranı olduğuna göre R kare kaçtır? Yani şöyle diyor. R S 4 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4 eksi 1 bölü R eksi 1. SN formülü tekrar yazıyorum. A1 çarpı R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1 ile. Tamam mı? S2. İlk iki terim toplamına. S2 eşittir. A1 çarpı R kare eksi 1 bölü R eksi 1. Oranı neye eşitmiş? 10'a. Ben R kare yapıyorsun. A1'ler gider. R eksi 1'ler gider. R üzeri 4 eksi 1 bölü R kare eksi 1 10 çıkar. Şu da nasıl yazılabilir? Şöyle yazılabilir. R üzeri 4 eksi 1'i ben R kare 2 kare farkından yazacağım. R üzeri 2 artı 1 çarpı R üzeri 2 eksi 1 diye yazabilirim. Yani R kare artı 1 çarpı R kare eksi 1 bölü R kare eksi 1 eşittir 10. E bunlar gider. R kare artı 1 10'sa karşılayalım 9 olur. Cevabımız bu. Evet, devam ediyoruz. 92. En büyüğü 9 olan 3 sayı bir geometrik dizi oluşturmaktadır diyor. En büyüğü 9 olan 3 sayı bir geometrik dizi oluşturmaktadır. Ortanca sayı ile en küçük sayının farkı 2 olduğuna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır? En büyüğü 9 olan. Yani A, B, 9. Ortanca sayı ile küçük sayının farkı 2. Yani B eksi A, 2. E şimdi nedir? A çarpı 9, B karedir. Bu 1. B eksi A da 2'ymiş. Aritmetik dizi oluşturacaklarsa eğer A çarpı 9 B kare tamam. Geometri dizi oluşturuyorlar. Ortanca sayıyla en küçük sayının farkı 2 olduğuna göre en büyüğü de 9'muş. Bu sayıların toplamı en az kaçtır? Yani minimize etmeye çalıştığım şey A artı B artı 9 en az kaçtır diyor. Şimdi ben B eksi A 2 olduğu için B yerine ne yazabilirim? B yerine A artı 2 yazabilirim. B yerine A artı 2 yazarsam 9A eşittir. A artı 2'nin karesi olur. Buradan 9A eşittir. A kare artı 4A artı 4'tür. Şunu şuraya al. A kare eksi 5A artı 4 eşit 0. Eksi 4'e eksi 1. Eksi 4'e eksi 1. A'yı bir 4 bulursunuz. Bir de 1 bulursunuz. Küçük olsun istiyorsanız eğer A'yı 1 almalısınız değil mi? A'yı 1 alırsanız bu ne olur? Bu 3 olur. Toplamı da ne olur? 13 olur. Minimize eden değer 13. 93. AN bir geometri dizi ve S5 bu geometri dizinin ilk 5 terim toplamı olmak üzere. S5 31. 2 AN eksi 1 eşit AN olduğuna göre A1 kaçtır demiş. S5 nedir? S5. A1 çarpı R üzeri 5 eksi 1 bölü R eksi 1'dir. Ve bu da neye eşitmiş? 31'e eşitmiş. A1'i istiyorsun benden. İyiymiş. Şimdi bakıyorum ben R üzeri 5 aynı bir geometri dizi. S5 geometri dizinin ilk 5 terim toplamı. Buna göre demiş. Şimdi bunu kullanarak yapmak pek de mümkün görünmedi gözüme. O yüzden şöyle yapacağım. Diyeceğim ki S5 dediğim şey A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 eşittir 31 olsun. Şimdi yazarsak A yerine N yerine 2 yazdığını düşünelim. A1 eşittir A2 olur. 2 A3 eşittir A4 olur. A2 pardon. 2 yazacağız oraya. A2 eşittir A3 olur. 2 A3 eşittir kaç olur arkadaşlar? A4 olur. 2 A4 eşittir A5 olur. Yani buraya yazdığımda şimdi A1 artı A2 artı A3 artı A4. Şimdi bakıyorum A2 yerine 2 A1 yazabilirim. Hepsini aslında A1 cinsinden yazabilirim. A1'e A1 yazalım. Tamam. A2'ye 2 A1 yazabilirim. Şimdi A2'ye 2 A1 yazarsam A3 4 A1 olur. A3'e 4 A1 yazarsam 8 A1 olur. 16 A1 olur.
eşittir 31 olur. 1 mi çıkacak? 16, 8, 24. 6 daha kaç yapar? Şimdi 30, 31. 31 tane şu A1. 31 tane A1, 31 oldu. A1 de 1'dir. Güzelmiş. Evet, 94. Sonlu dizisinin hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturması için sabit dizi olması lazım. Yani bunun üçünün de aynı şey olması lazım. Yani x artı 2y de bahsetmiştim. 2xy de x kare y de aynı şeyler olmalı. Şuradan 2 tane xy eşittir x kare y'den sadeleştirmeyi yaparsanız x'i 2 bulursunuz. X'e 2 yazın, sallıyorum şu ikisini kullanın. 2 artı 2 tane y x'e 2 yazarsanız 4y, değil mi? 2'ye 2'den y'yi de 1 bulursunuz. Y istiyor. 1 cevap. 95. Bir geometrik dizinin ilk terimi 2, ikinci terimi 6'dır diyor. Bir geometrik dizinin ilk terimi 2, ikinci terimi 6'dır. Buna göre dizinin ilk alt terimin toplamı kaçtır? Yani S6 istiyor bizden. O da A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1'di. Şimdi dizinin ilk terimi 2, yani A1'i 2 çarpı o ikinci terimi de 6'dır. Bu ne demek? 6 bölü 2, 3. Geometri dizi olduğu için oran bize R şeyi veriyordu, R'yi veriyordu. R'ye de 3 alacağız. 3 üzeri 6 eksi 1 bölü 3 eksi 1. 2, 2'yi götürdü. 3 üzeri 6 eksi 1 çıktı. Yani cevabınız Denizli. 96. Bir dizinin ardışık 3 terimi sırasıyla 2 eksi x, y eksi 2 ve x eksi 4 dizi demiş. Olana göre bu dizinin hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşması için x, y eksi aşağı kadar hangisi olmalıdır? Yine hepsinin eşit olma durumunu incele diyor yani. Ya bu üçü de birbirine eşitse 2 eksi x eşittir x eksi 4 ise x'i 2 x eşittir 6'dan x'i 3 bulursunuz. X'in 3 olması lazım. Değil. 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 X'e 3 yazın. X'e 3 yazarsanız mesela şurası ne olur? Eksi 1 olur. Y eksi 2 eşittir eksi 1 ise y'yi de 1 bulursunuz. Yani 3'e 1 cevap. Cevap bu. 97. Şimdi bu soruları koymamın nedeni şu. Müfredatta sigma'nın yani toplam formülünün toplam işaretinin tanımı var. Tanımı olduğu için üzerinde bazı işlemler de yapılabiliyor. İşlemler sorulabiliyor. O yüzden koydum. Ne olduğunu anlayın diye. Toplam demek. Yani K'ya 1'den 6'ya kadar K'ya 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlerini vereceksiniz şuraya. Sonra da toplayacaksınız. K'ya 1 ver ne çıkar? 4 çıkar. 2 ver ne çıkar? İşte 2 versem 7 çıkar. Aslında aritmetik dizi oluşturur fark ettiyseniz. 10 çıkar. İşte 13 çıkar. İşte kaç çıkar? 13. 16 çıkar. K'ya 6 verin. 19 çıkar. Bunların toplamını istiyor bizden. Toplayabilirsiniz el yordamıyla. Ama eğer şeyseniz ilk terimi 4 olan, R'si de 3 olan aritmetik dizide ilk 6 terim toplamı yani S6 eşittir. Nasıldı? A1 çarpı pardon. Formülünü yazayım şuraya. Aritmetik dizide ilk n terim toplamı Sn eşittir. N bölü 2 çarpı A1 artı An'di. S6'yı arıyorum. Yani 6 bölü 3 çarpı A1 artı A6. 6 bölü 3, 2. A1, 4. A6 da 19. Değil mi? 8 kere 19. Kaç yapıyor? Yok, bir yerde hata yaptım. N bölü 2. 6 bölü 3, 2. A1, 4. A6 da 19. Değil mi? İlk alt terim toplamı değil mi? Yanlış mı yazdım? 19. Ha, toplam olacak şurası. Özür dilerim. Tamam, pardon. Çarpma yapmışız. 2 çarpı 23 mi yapıyor? O da ne yapar? 46 yapar. O da yok. Bir şeyde hata yaptım. Nerede hata yaptım ya? İlk n terim toplamı Sn eşittir n bölü 2 çarpı a1 artı an değil mi? R kaç? R3. A1 kaç? 4. Yok. N kaç? 6. 6 bölü 2 çarpı a1 kaç? 4. Artı an yani 6 kaç? 19. Şurası 3. Şurası 23. 69. Niye bu kadar zorlandım ya? Ya da toplayabilirdiniz. Genel terimi AK olan bir geometri dizinin ortak çarpanı 2'dir. Tamam, R2'ymiş. Diyor ki 1'den 4'e kadar. Bak burada da ne var? A1 artı A2 artı A3 artı A4 var. İstiyorsanız yazabilirsiniz. Ama ilk 4 terim toplamı S4. A1 çarpı R üzeri 4 eksi 1 bölü R eksi 1. Genel terimi AK. A1'i biliyor mu? Bilmiyorum. Neyi? A1'i bilmiyoruz ama R'yi biliyoruz. R neymiş? R2'ymiş. 2 üzeri 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 eşittir 15. Bak şurası 15 yapıyor zaten. A1'de ne buluyorsunuz? 1 buluyorsunuz. Cevabınız Ceyhan. 1'den 20'ye kadar logaritma 2 tabanında 1 artı 1 artı K. Burada şey yok. Nasıl söyleyebilirim? Geometrik ya da aritmetik diziden yararlanma pek de mümkün değil.
İkisi de değil çünkü. El yordamıyla yapacaksınız. 1 yazacaksınız. Logaritma. Bakın ne olacak? Logaritma. Şurası ne olur? Aslında logaritmada toplam çarpma dönüşeceği için hepsini log 2 şeyinde. Şimdi kafanız karışmasın, ben ayrı ayrı yazayım. Logaritma 1. 1 nereden çıktı? 2. 2 tabanında. Önce 1 yazıyorum. Ne yapar? 1 artı, aslında şurası k artı 1 bölü k'dır. Öyle yazalım. K'ya 1 yazın, 2 bölü 1 olur. Artı logaritma k'ya 2 yazın, 2 tabanında 3 bölü 2 olur. Artı nokta 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 nokta. En son işte 20 yazıyoruz. Logaritma 2 tabanında 20 yazarsanız 21 bölü 20 olur. Toplam çarpma döndüğü için şöyle yazabilirim. Logaritma 2 tabanında 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı nokta 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 21 bölü 20. Sadeleşme nasıl? Sadeleşme şu şekilde. O da ne yaptı? Logaritma 2 tabanında 21 yaptı. Cevabınız Adana. Ne diyor? X kare eksi x artı 2 denkleminin kökleri x1 x2'dir. Buna göre de ifadesinin değeri kaçtır? 1 yazın. Bakın 1 bölü x1 olur. Artı 2 yazın. 1 bölü x2 olur. E bu da nedir? X1 artı x2 bölü x1 çarpı x2'dir. E kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan 1. Kökler çarpımı c bölü a'dan 2. Cevabınız 1 bölü 2. Evet. Burada dizilerle ilgili soru çözümü de bitmiş oldu arkadaşlar. Çalışmaya devam. Bundan sonra videolar gelmeye devam edecek. Hadi bakalım.